Evet, dedi ki bana onu söyleyen yoktu. Çok kısa sürede böyle bir şey yapılması çok zor çünkü çok geniş bir sürü şeye yan yana bakmak gerekiyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Bir eskiz yapabilirim dedim. Hatta kendisi bir eskiz olsun. Biraz eskiz gibi oldu galiba. Tam sırf zamandan dolayı da değil sanıyorum ki. Evet, şimdi böyle bir şey niye yapıyoruz ya da o ders neydi ya da bu tür daha birçok şeye aynı anda paralel olarak, eş zamanlı olarak bakmanın nasıl bir yararı var? Onunla ilgili derste de aslında bunu koyuyordum. Böyle bir şey, hiçbir şey, hani bunu white test söyledim, şimdi bunu zaten biliyoruz, hissediyoruz, deneyimizde bu şekilde. Hiçbir şey tekil değil, her şey birbirine bağlı, hani ilişkisiz de olabilir ama böyle çok büyük bir ilişkiler network var, mimarlık yapıyorsak. Ha bu arada ben sadece mimarlar burada var diye çok rahat her konuda rahat atarım diye düşünüyorum. Şimdi sosyologlar, tarihçiler, ekonomistler falan var, birazcık o beni sese sokmuş durumda, bir sürü yanlışım çıkacak diye korkuyorum doğal olarak. Bütün bu ilişkiler network'üne, diyelim ki ben mimarım, sırf mimarlık kesisine baktığımız zaman bu da anlamlı ve ilginç ama bazı şeyler eksik kalabiliyor. Olabilecek bağlantıları ya da ilişkisizlikleri, tam çelişkileri falan farkına varamayabiliyoruz. O yüzden mümkünse, aslında pek de mümkün olmayan bir şey, doğası itibariyle her şeyi bütün bu zamandan, mekandan bağımsız olarak bütün ilişkileri falan hepsini birden kavramak mümkün olan bir şey değil. Ama prensip olarak böyle bir şeyi denemenin zaman zaman bir deneme, entelektüel deneme olarak ya da bir oyun olarak, eğlenceli bir şey olarak yararı var. Belli çağrışımlar yapabiliyor çünkü ya da belli şeyleri uyandırabiliyor. Yoksa bunu çok ciddi olarak yapmak oldukça zor. Ve hatta neredeyse, ups bunları geçtik, imkansız. Bir de şöyle bir şey var. İkincisi de buydu. Bunu da yine derste hep gösteriyordum bu imajı. Niye böyle bir sürü şeye aynı anda bakıyoruz? İşte sosyolog çok, niye sadece onunla ilgilenmiyoruz da mimarsak tabii ki. Hans Eichler'in bir söylediği şey ilgimi çekmişti. İşte Almanca bilenler anlar. Sadece benim bu kadar Almancam kaldı biraz bunu anlayacak kadar. Sadece müzik, kendisi müzisyen. Doğu Almanya Milli Marşı'nı yazmış ama işte İkinci Dünya Savaşı sırasında Hollywood'da film müzikleri falan da yazmış. Amerika'da bulun geçirmiş o süreyi. Sonra geri dönmüş ülkesine. İnanmış bir komünist. Onun çok önemi yok bizim açımızdan. İşte sadece müzikten anlayan, ondan da bir halt anlamaz gibi biraz böyle kötü tercüme edeceğimiz bir lafı var. Hani buna da hakikaten inanmak mümkün. Sadece yaptığımız şeye odaklanırsak dünyanın geri kalanını görmüyoruz. Çok da müthiş bir şey değil aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. Biraz geniş bakmak lazım. Her şeye yaptığımız işin hakkını vermek için de falan filan. Şimdi bunlar tabii biliyorsunuz. Bunlar da yani aslında tabii böyle bir şey de pek yok haliyle. Çünkü herhangi bir anı tanımlayan tek bir ruh, his falan olamayacağını yine deneyimimizden biliyoruz. Çünkü bütün o deneyimler çok sübjektif. Demek ki bütün network falan dedik, böyle bir karma karışık bir şeyin içinde bir deneyimimiz var. Herkesin de farklı bir deneyim var doğal olarak. Ama bazı ortaklıklarda olabiliyor. Şu anda içinde hissettiğimiz dünyanın şu anda yaşayan insan olarak belli ortak hisler muhakkak var. Ya ne oluyoruz, nereye gidiyoruz gibi olabilir. Ya da ay ne kadar güzel her şey tertemiz oldu gibi de olabilir. Yani böyle bir ortaklık arayışı içinde olmadığımı söylemek için bunu söylüyorum. Çünkü zaten öyle bir şey mümkün değil. Her durumda çoğul deneyimler ve çoğul durumlar da var. Ama bazı durumlar çok görünürde, hani belki Zeitgeist'ı da biraz öyle anlamak lazım. Çok görünürde olan, genel geçer olan, işte ortama hakim olan düşünceler, sesler falan olabiliyor. Ama çok görünmeyenler de olabiliyor. Hani bu açıdan da bir eş zamanlı olarak bütün bunlara birden bakmanın anlamı var. Ve böyle bir deneme tabii ki değil ama aslında evet, yapısı itibariyle tabii ki demek lazım. Çok sübjektif benim kendi bakışım. Çünkü bu kadar büyük bir şeye, bir döneme farklı popüler kültürden politikaya, işte kültürel üretimlerden ne bileyim ben modaya hepsine birden yan yana koyduğumuz zaman bunun sübjektif olması kaçınılmaz. İlginç tarafı da aslında bu. Hani bunun sübjektif olması benim ilgilendiğim, ilgimi çeken ve şeyleri gösteriyorum. Ama unuttuğum, ilgilenmediğim, haberim olmadığı bir sürü bir şey de olabilir. Hani yapısı bunu gerektiriyor, doğal. Dolayısıyla burada bir derinlik genişlik problemi oluşuyor aslında. Bu da alt edilemez bir problem. Çok geniş bir spektrumda büyük bir döneme bakıyoruz, 80'ler. Korkunç bir şey. Eskiz olmaması biraz daha
bir toparlayıcı, sübjektif ve kişisel de olsa bir sunum olması için daha kesin bir şey söylemesi gerekiyordu. Bunu ne kadar becerebildim bilmiyorum. Zorluğu bu. Kişisel deneyim de burada yardımcı olmuyor, tam tersi. Çünkü 80'ler üzerine tonla yardım var. Bunlar genel kötü yardımlar. Ve bu deneyimimizde hatıralarımız falan, ne kadar kendi hatıralarımız, ne kadar sonradan başkalarından ya da ortamdan öğrendiğimiz şey, onu da bilemiyoruz. Ama genellikle çok da olumlu değildi hislerim. Şimdi ona geri geleceğim. Şimdi aslında ama söyleyeceğim şu, bir özet olmuş olsaydı aslında iki tane şey. Birini biraz önce aşağıda tekrar serginin temasından aklıma bir çağrışım yaptı. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Birincisi bu, ama 80'ler önemli yıllardı. Bunu neredeyse sunumu bitirdikten sonra, yani bütün hazırlığı yaptıktan sonra buldum. O yüzden en sonda da koyabilirdim. En başa koyayım dedim. Böyle diyor Umberto Eco. Çok önemli yıllar. Ama önemli bulmasının nedeni de bu. Hani şu anda yaşadığımız bütün felaketler, bunlar neyse işte sosyal, ekonomik, politik falan, belki kültüreldi, felaketler, olumsuzluklar neyse, hani Umberto Eco'nun neyi kastettiğini şimdi üstüne spekülasyon yapmayacağım. O zaman doğmuş olmalı diyor. Ve şöyle bir önerisi de var. Tabii bu yarı şaka. Şaka bir öneri. Atlamış olsaydık çok daha bilge biriler olurduk. Belki daha iyi bir dünyada olurdu. Şimdi düşününce aslında 80'lerle ilgili benim kişisel şeyim de böyleydi diye düşünüyorum. Pek de olumlu değil. Şimdi ondan biraz daha bahsedeceğim. Nasıl hatırlıyorum? Çok seçici. Böyle karikatürize birkaç şey. Tabii böyle her şeyi bilen ve bunu kuvvetli bir şekilde parmağını sallayarak bize söyleyen erkeklerin domine ettiği bir, en azından bir kısmı böyle bir şey var. Bu her şeyi de en yaşlılar bizleriz herhalde burada. Hani nasıl üniversitenin ne olacağını, hangi derslerin verileceği, televizyonda hangi dilin, hangi kelimelerin kullanılabileceği, ne bileyim ben nasıl seks, kimlerle seks yapabileceğimize kadar böyle bir her şeyi deklare eden bir şey. Böyle bir aslında tek seslilik. Ama tek sesliliğin de ciddi bir şekilde öyle olduğu söylenerek deklare edilmesi. Böyle bir tarafı var. Hani en azından benim aklımda kalan buydu. Çok sevimli bir durum olduğu söylenemez. Bir diğer şey, çok ağır. Bu kelimeyi de tam hani hiç diyecektim ama o da nedense yeterli gelmedi. Böyle bir yüzeysellik, maddesizlik hatta durumu. Yani plastiklik falan da var bunun içinde. Bilmiyorum. Ben mesela en komik şey olarak şunu söyleyebilirim. 80'lerde işte üniversite öğrencisi, arkadaşlar işte kızlar hep bir yere gidiyoruz. Ya Esra nasılsın diyorum, elim değiyorum ama elime bir şey gelmiş çünkü vahkası var gibi. Hani bunu saçma görüyorum. Ama içi boş, yüzeysellik, maddesizlikten kastettim. Böyle bir büyük bir bu şey hissi, boşluk, görgüsüzlük de tabii buna ekleyebiliriz Türkiye'nin içinden geçtiği duruma. Böyle bir şey, bu da tabii pek sempatik değil. Ama öte taraftan herhalde bu işte 80'in ikinci yarısına diyebiliriz. Büyük bir, hani yukarıdan empoze edilen bir şey, dünyada toplum, bir toplum ya da bir dünyada çok, o kadar da değil, herkesi de belli bir şeye sokmak zor oluyor. Alttan geçişte ne olduğunu göreceğiz yakında. Belki biraz daha değişik olabilir. Büyük bir aslında kültürel patlama mı diyelim, hani bunu festivalleri o anlamda koyuyorum. Büyük bir şey, çeşitlilik, zenginlik. İstanbul Festivali'nin klasik müziğe odaklanmış, daha elitist, hadi o kelimeyi söyleyeyim, festival olmaktan çok yaygınlaşması. İşte bizim gibi üniversiteye giden 20 yaşların şeyler için çok önemli. Bir sürü festival var tabii ki, sırf İstanbul Festivali yok. İstanbul Festivali'nin içine rock, jazz, pop sanatçılarına gelmesi, sinema günlerinin ayrılması ve ayrı bir şey olması, o bir yerde var zaten. Böyle bir yanda bir çeşit kültürel çeşitlenme de var. Bu da enteresan. Hatta şöyle bir şey de var burada. Herkesin bir hani özenmesi de var. Sen burada mı? 89 yılında şöyle bir şey demişti. Bir, hatırlıyor musun? Turun'da falan bir şey değil, bir yemek değil. Yani bizim okulda gitar çalmak değil de gitar çalmak bir meziyet şu anda. Yani herkes hakikaten her okulların köşesinde taşmışlar. Mimar Sen'de gitar çalıyor, grup kuruyor. Böyle bir aslında büyük bir, bu da aslında komik değil. Enteresan bir şey. Bir kültürel üretim şeyi. Ya biz de yaparız, grup kurarız, bir şeyler yaparız. Bu da aslında çok enteresan. Yani bu yüzeysellik, teklik doğrusu bu durum ötesinde büyük bir çeşitliğin olduğunda geri düşününce aslında böyle bir şey de vardı herhalde gibi geliyor aklıma. Bir de şöyle bir şey, 70'lerin işte sokağa çıkmanın korkulan bir şey olmasından, ama hani çıktığınız zaman da çok ne yaparsınız,
Sokak yaşantısı zenginleşmesin. Bunu da İpek önerdi. Yani kafelerin açılmasından, Ortaköy'de işte çay bahçesine gidip oturabilmekten falan, sokakta dolaşabilmenizden bir sürü şey, yani sokakların kalabalıklaşması. Bunu da her anlamda, birçok anlamda anlayabiliriz. Ve asıl çok ciddi bir dünyaya açılma, hani bunu zaten biliyorsunuz. Ama bunu fiziksel olarak çok net hissettiğimizi düşünüyorum. Çok kendi içine kapalı bir ülkeden, o deneyim nasıldı tam açıklamak zor ama ne bileyim, mesela şöyle saçma örneklerle söyleyebiliriz. İşte X bir film çıkmış olsun, ne çıkmış olsun, Blade Runner 1982 değil mi? Blade Runner'ın hemen o hafta değil de 6 ay sonra, 3 ay sonra Türkiye'de gösterime girmesi. Yani dünyayla senkronize olmak zaten bu projenin doğal sonucu olabilir. Ama bunu çok net yaşadığımızı düşünüyorum. İşte mimarlıkla ilgili söylersek o kitaplar çok hızlı gelebiliyor ya da kimlerde ne yapıyor biraz daha hızlı bilebiliyoruz. Bundan önce pek de böyle değil. Hani Kuzey Kore değilse Türkiye oldukça ses yani dolaştıkça kaçıp gidiyor diye bir şey yaptım. Çok ciddi şekilde kendi içine kapalı. Dünyadan haberi olamayan ya da belki olmamayı bilemiyorum. Onun çok önemi yok. Öyle bir yerden nispeten dünyayla bağlantılı ve daha dünyanın partisi olmaya çaba sarf eden ve bunu doğal kabul eden bir durum. Hani bu da tabii olumsuz tarafı da belki vardır ama çok olumlu bir şey olarak görebiliriz. Ve bu da çok net bir şey. Böyle bir tüketim heyecanı. Bunu da tabii anlamak mümkün. Ama Türkiye'nin kendi içine kapanmasıyla da çok bir ilişkisi var. Mesela çok büyük bir çiftedemuz tartışması, hatırlıyor musun? Ya çiftedemuz geliyor, İthal ediyor, ne alakası var, başka daha şeylerimiz var falan tartışması. Aylar süren bir, bütün gazeteleri, işte televizyonu bir tane zaten var, domine eden bir şeydi. Hani bu şu anda baktığımız zaman garip geliyor ama çok ciddi bir heyecan. Olumlu ya da olumsuz. Ya böyle saçmalık olur mu? Hani işte Çiğde muzu da yiyebiliyoruz. Çiğde muzu da bildiğimiz işte Costa Rica'da falan üretilen muz olmuş oluyor. O bir türmüş. Bir de şunu söyleyebiliriz. Bu da yine kişisel deneyim. Korkunç bir apolitik olma baskısında, hani oto sensör olarak da bunu görebiliriz. Acayip bir şey, yorum, kendi görüşünü bile yakın arkadaşa söylemekten korkabileceğim bir şeyden hızla işte 80'lerin sonuna doğru çok ciddi bir baştan aşağı politika, televizyon, bütün tartışmalar, tekrar partiler, onların kavgaları, bunları olumsuz olarak söylemiyorum. Böyle bir politika şeyi bu. Yer altında nasıldı tam bilgim yok. Onu Esen bir gün altısı belki biraz daha iyi biliyordur. Ama böyle bir dönüşümde var. Hani hiç politika yok, bu zaten berbat bir şeydirden toplumun tekrar kendini organize etmesi diyebiliriz. Sonuçta geldiğim, onu söyleyecektim de onu unuttum. Çalıştıktan sonra belki de çok normal, bir konuyu biraz daha yakından bakınca tam da göründüğü gibi olmadığını görüyorsunuz. Öyle bir şeye geldim. Belki bu sırf Türkiye için değil, bütün dünya ile ilgili geçerli. Ya çok da doğru hatırlamıyordum. Çok da, ya da o anda benim kendi içimden geçtiğim şey çok da temsil etmiyormuş 80'lerin deneyimini. Tam da göründüğü gibi değil miydi gibi bir şey oluştu. Bundan şöyle bir örnek vereyim. Bu dergi kimdi falan bilmiyorum, hiç fikrim yok. İnternetten öyle bakarken buldum tesadüfen. Yalnız Nisan 86 diyor. Ve şurada diyor ki Bill Cosby TV's favorite father, çok meşhur falan filan. Bu da geçen seneki dergi. America's Ratings'ın buradan buraya, hani 180 dereceden fazla bir derece varsa iki ucu anlatan öyle bir şey, öyle bir geçiş. Hani 80'lerin büyük yıldızı. Türkiye'de de çok meşhurdu Bill Cosby. Buraya gelebiliyoruz. Ama bunun tersi de olabilirdi. Onunla uğraşamadım. Hani çok ters bir bakış, ya bu kadar tek sesli de değildi galiba noktası. Ve bu açıdan serginin ismini öyle de yorumlayabiliriz. Hani bir özetle bu olabilir. Şimdi yine en son söyleyeceğim şeyi şimdi söylemiş olayım. Tek ve çok, değil mi? Tek ve çokluk mu? Tek ve çok. Tek ve çok. İnanılmaz bir teklik, müthiş bir tek seslilik. Bu sırf Türkiye için de geçerli değil. Tek sesliliğin bastırılması yukarıdan. İşte tüket. İşte politika bu korkunç bir şey, işte bu hafiflik ve yüzeysellik falan filan. Neyse bu, ya da sesini çıkarma otur. Onun ama altında bir yerlerinde acayip bir çoğulluk ve çok büyük bir zenginlik de var. Ve bugünkü kültürel zenginliğin temelleri de galiba oralarda atılmış oluyor. Böyle bir belli katmanlarda, yer altında, kenarlarda falan. Ya da zaten sürüyormuş da benim haberim yokmuş, o da olabilir. Böyle bir çeşitlik, yani teklik çokluk galiba o dönemi çok iyi anlatan bir şey olabilir. Hani biraz daha bakıp okuyup edip daha ciddi bir şey yapmış olsaydım bu enteresan bir kanalı olurdu gibi. Görünürde ki müthiş bir tek seslilik ama altında belki de çok doğal, her an dünyanın hiçbir zaman tek sesli olması mümkün değil. Ciddi bir çok sesli üretim falan. Bunu çok hızlı geçelim.
tekrar dediğim gibi siz mimar öğrenci olsaydınız böyle şeyleri daha az biliyor olurdunuz çoğunlukla olarak. Böyle bir dünya, tamamen Reagan'ın, baştan aşağı Thatcher'ın, işte Amerika Başkanı, Başbakanı olduğu. Tabii o zamanın hani şey, daha Sovyetler Birliği var, Rusya tabii ki yok ve dünya ekonomisinin bileşenleri. İşte bu eksende gittiği için de bu kadar önemli. Sırf bunlar herhalde diye düşünüyorum. 85'te de Gorbaçov'un tabii ki Sovyetler Birliği Başkanı olması önemli. Şimdi Soğuk Savaş. Hepiniz biliyorsunuz tabii ki de his olarak nasıl bir şeydi? İşte buralarda da bitiyor. Ne zaman başladı çok bilmiyorum. 44-45. Yaltladı mı demek lazım. Şimdi biraz böyle bir şey. Bu filmi biliyorsunuzdur. Strange Love, Kubrick'in hani en matrak filmlerinden birisi. Yani her an şu noktaya gelebiliriz hissini çok net hatırlıyordum. Benim deneyim buydu. Hani sürekli onu düşünmüyorduk belki ama ya bir nükleer savaş bugün değilse yarın olacak ve işte buraya kadarmışım. O kadar da bir cool bir şekilde onu şey yapmak mümkün değil. Kısmi dehşetiyle ama günlük yaşantının içinde her şeyin olduğu gibi biraz yok olup gidiyor. Ama bu çok net hayatımızın bir parçasıydı. Ya tekrar soğuk savaş olacak. Şöyle bir grafik, bu hani fizik gerçek olarak da anlatsın diye. Şu yeşil alan 80'ler nükleer başlık sayısı olmuş oluyor. Toplayıp çıkarıp bakmak mümkün. Hani bugünkünden işte 7-8 misli daha fazla. Şöyle bir şey var, aslında soğuk savaş 2 deniyormuş bu döneme. Daha önce bir soğutma, ısıtma, yumuşatma çabası var. Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgaliyle en azından görünürdeki şey bu. Neden? Soğuk Savaş 2 denen çok acayip bir döneme giriyoruz. Moskova Olimpiyatları'nın boykotu. Bu harita da güzel aslında. Hani boykot eden ülkeler, Almanya mecburen belki, Türkiye herhalde yine mecburen ama ilginç. Tabii ki Güney Amerika ülkeleri neredeyse tamamen onlarda. Evet, hani bunlar tabii hep bilinen şeyler. Amerika'nın komünist rejimleri Güney Amerika'da ya dünyanın değişik tarafında bastırma çabası ama 81'de bunun başlaması Nikaragua'daki Sandinista'ya karşı kontraların yetiştirilmesi. 1 Eylül 83 kritik bir tarih. Onu o günü pek hatırlamadım. Şeyim de yok. Meşhur Kore Hava Yolları 007 şeyden New York'tan Seul'e gidiyor galiba. Sovyetler Birliği bunu düşürüyor. Ciddi bir kriz ve 26 Eylül hemen bundan sonra dünyanın kurtaran adam. Bu şaka değil, böyle bir galiba belgesel film var. Bunu biliyorsunuz, yani çok detayına girmeye gerek yok. Yani bu hissin çok da aslında gerçek olduğunu gösteren bir şey olarak söyleyeyim. Hakikaten de bir nükleer holokost bal gibi de olabilirmiş. Olmaması belki de sürpriz olmuş falan diyebiliriz. İşte o tarih, bu erken uyarı sisteminde görevli, o anda yetkisi olan kişi o. Kaç kişi varsa, çok da kişi yoktu belki de. 5 tane nükleer bombanın Sovyetler Birliği'ne doğru geldiğini uyarısını veriyor. Bu sistem, işte Petrov da düşünüyor, taşınıyor. Bu 5 tane saldırsalar, böyle bir şey olsa 5 tane olmaz. Yüzlerce şey gelirdi. Muhtemelen sistem yanlış uyarı veriyor diye yukarıya bunu bildirmiyor. Bildirseydi ne olurdu? Yorumlar muhtemelen çok büyük bir retaliasyon ve falan filan. Nükleer savaş. Hani böyle bir nokta. Samimi olarak bu işin sonuna geldik hisse. Bunları geçelim. 84. Sonuna doğru yalnız işte bu tekrar bir soğutma, yumuşama çabaları, bunları da biliyorsunuz. Geçelim. Doğu blokundaki sosyal hareketlenme 91'e sona erişir. Bu arada hani bunlar çok önemli değil. Ufak tefek şeyler var. Tiananmen 89, onu da söylemek lazım. Böyle bir aslında dönüşüm çabası olarak görebiliriz bunu bütün dünyada. Çok acayip bir şey olarak Falkland Savaşı'nı görebiliriz. 86'da yani bunu. Hani ilişkili her şey. Komiklik oluşuyor. 80'leri domine eden, bizim açımızdan hani çok yanı başımızda olan bir şey. İran-Irak Savaşı. Birinci intifada. Böyle çok acayip bir durum ama aslında o an için çok acayip gelse de bugün aslında bütün bu resmin içine nereye oturduğunu bilebiliyoruz. Polonyalı çok politik bir papa ve aslında onun ortadan kaldırılması gerekliliği. Terör. Çernobil. Yine şu anda çok Narcos dizisi dolayı süper popüler ya. Bizim mesela hiç haberimiz olmayan bir şey, Pablo Escobar falan filan, Türkiye'nin bulunduğu yerde bizim açımızdan kritik değildi ama Amerika kıtalarındaysanız süper kritik. Bütün varoluşunuzu ve işte bütün o politikaları, hatta Bush'un 90'da galiba değil mi, başkan seçilmesini nedeni falan olarak bunları görebiliriz.
Çernobil şeyi buraya kaymış. Şimdi bunun sonucunda böyle bir şey de var tabii. Hani bu böyle bir sevimsiz, zor bir durum. Nükleer felaket falan olacak. Atomcraft Nine, bunun grafik tasarımcısı sanıyorum ki Danimarka bir tasarımcı ama ben bunu o zamanlarda gördüğüm için bunu koydum. 60'lardan gelen daha ne demek lazım ona? Doğrudan doğru çevreyle ilişkisi olmadı. Böyle bir protesto hareketinin gençlikle bağlantılı olan daha sistemleşmesi. Ve işte önce 83 seçimleri Almanya Yeşiller Partisi'nin parlamentoya girmesi. Çok büyük bir olay. Hani bütün Türkiye'de de bunun çok yankıları olduğunu biliyorum. İşte bu da o zamandan sonra Yeşiller Partisi'nin yine Almanya'ya baktım sırf en büyük orada olduğu için. Böyle bir farklı bir politikanın aslında ideolojiler değil de başka türlü bir şey üzerinden yapılması açısından çok ilginç, önemli. Ve bir dönemin bitişi için de belki de böyle bir şey. Bu durumda çok hızlı Türkiye nereden nereye? Şimdi bunu çok hızlı geçeceğim tekrar. Hani bu konuda ciddi bir araştırmam tabii ki yok mimar olduğum için. Deneyim de çok fazla değil. Dediğim gibi 65 doğumluyum. Hani şöyle bir ucundan 1 Mayıs heyecanları evde falan oradan biraz biliyorum. Ama çok ciddi bir, yani toplumun çok ciddi bir şekilde organize olduğu görülüyor. Bunu evet tekrar hani affınızı sığınarak sosyologlara söyleyeyim. İşte dernek sayıları, bu disk üyeleri sayıları, özellikle 80 numarası tartışmalı olsa da çok ciddi bir resmi olmayan, yani bir toplumsal organizasyon. Hani çok hareketli bir toplum olduğu kesin. Hani bunun tabii şuraya da gidebiliriz. İşte grev sayıları bütün 70'ler boyunca de ciddi bir şey. Hani en son 80'deki büyük grevde 84 bin kişi katılmış. Çok ciddi bir hareketlilik. Bunu tabii olumsuz olarak da bakabiliriz ama hani ikisine bak, yani çok olumlu bir şey. Toplumun hareketli olması, kendini sivil toplumun organize etmesi falan tabii ki çok iyi bir şey. Meşhur Kanlı Mayıs, devlet sponsorlu katliamlar, suikastlar, bunları geçiyoruz. 12 Eylül darbesi. Bunları biliyorsunuz. Ve bir anda bütün bunun çok hareketli problemleriyle beraber, belki de işte oturup birlikte konuşup anlaşmayı beceremiyor ama onu da öğrenmek mümkün mü? Herhalde öğrenilebilir zamanla. Üstüne gelip vurması ve acayip bir tek sesliğe indirilmesi. Şimdi o tek şeye geldik. Ve bayağı bir sürede işte yasaklı kelimeler böyle gitmesi. 81'de YÖK biliyorsunuz işte 82 Anayasa'nın MGK'nın olması aslında. MGK'nın olduğu bir yerde zaten demokrasi falan tam bahsetmek zor ama hızla da iyi kötü bir çok partili düzene geçiş. Şimdi bu o kadar hızlı durmuş olsun. Ve bazı şeyler İngilizce kalmış niye bilmiyorum. Frederick James'ın Marksist bir politik, işte ne diyoruz, political science? Siyaset bilimcisi. Yani böyle işte 80'ler sonrasını böyle açıklıyor. Bunun da tabii üstüne durmaya gerek yok. Yani kalan tek şey budur ve bütün bu neoliberal projenin özü de belki de bu. Ve ilginç bir şekilde, şimdi Türkiye 70'lerde çok kendi içine kapalı dünyadan kopuk falan ama aslında ilk yakaladığı şey de bu. Ona geleceğiz. İşte Friedmancı ekonomi, yani dizayn tasarımcısı da bu olabilir gibi görülüyor. Ve sonucu da herhalde bütün bu neoliberal şeylerin sonuçlarının birisi. Bunu da yine uzun uzun durmaya gerek yok. Bu Amerika'daki saat ücretleri işte 80 düşüşün çok net olarak görüldüğü bir yer. Hani şu da Baba Bush'un başkanlık dönemi. Böyle bir sonucu oluyor bu hani neoliberal nedir falan şudur budur. İnsanların hayatını doğrudan doğruya etkileyen bir şey. Yani bunları uzatmaya belki gerek yok. Bu da yıllık gelirlerin dönemlere göre değişmesi. Birincisi Roosevelt, tabii Roosevelt 79'a kadar gelmedi de bu New Deal politikalarının o zamana kadar sürmesi. İşte bütün işte 20%'i, 95%'i işte anlıyorsunuz bu ortalama. Eşit, bütün toplumun kesimlerinde eşit bir dağılım varken 80'lerde görüyoruz en alt kesimin hatta negatifte olduğu, çok yüksek oldu. Hani beklediğiniz, bildiğiniz şeyler. Geçiyorum. Sonucu Gini Endeksi. Yine Amerika için değil de aslında şuraya bakmak lazım. Bunlar da proje ülke olarak düşünebiliriz.
Şili'de daha önce bir darbe, Türkiye'de 80 darbesi. Yani bunların sonucu neoliberal ekonomileri doğrudan doğru herkesin hayatını etkileyebiliyoruz. Burada ama enteresan olan şey, Türkiye'nin 12 Eylül darbesinden önce de buraya bağlanmaya başlaması. Yani dünyanın parçası olmaya başlaması, tabii yine bariz bir şey olarak bu. Ve bunu çok çabuk benimsiyor aslında ya da benimsetiliyor. O kadar acayip bir düzensizlik, hani daha şey bile yok. 81-82. Ben onu nedense daha sonra 80'in sonrası diye düşünüyordum, banker krizini. Bu da çünkü çok net hatırladığım bir şey. Etrafımızdaki herkesin mağdur olduğu bir durum. Hani daha parlamento yok, seçimler yapılmamış. Oradaki çok kontrollü güya dönemde böyle bir boşluk. Herkesin kafasında, herkesin belli bir kurala bağlı olan para toplaması ve devamı yok. Para toplayıp ortadan yok olması diyebiliriz. Böyle tuhaf bir boşluk. Belki de normal. Evet, şimdi öbür tarafa zıplayalım. Hani böyle bakınca hızla bugün kullandığımız ve hayatımızın ayrılmaz parçası olan ve bugün mesela sonucunu görüyoruz. Dropbox, Cloud'ların şeyin kapatılması, Drive falan. Atölye. Evet, atölye çöküyor. Her şeyin başlangıcı da 80'lermiş. Hiç bunu ben sorsanız bilemezdim. İlk IBM PC 81. İşte bu tasarımıyla da ikonik olan Apple Macintosh. İlk cep telefonu olmuş oluyor bu. Walkman. Müziğin taşınabilir hale gelmesi tabii Walkman'le olmuyor. Transistörlü radyo kaçtır? 59 mu? 60 mu? Öyle bir şeydir. Ama o tabii hala radyo. Taşınabiliyor olsa da gençlerin, anne babalarının tanımladığı istediği müziği değil, evde dinliyorsunuz. Bir tane radyo var. Kendi müziklerini dinleyebiliyor olması aslında işte 60'lardaki büyük rock ya da popüler müzik devriminin nedenlerinden biri olarak gösterilir. Bu da onun gibi bir şey. Çünkü bu sefer artık kaseti koyup götürüyorsun. İstediğin müziği istediği yerde dinliyorsun. Bunun da herhalde bir sonucu olmuştur. CD'lerin çıkması. Bu teknoloji daha eski bir teknoloji ama süper yaygınlaşması. Bunun Türkiye'de de neredeyse bu tarihlerde çok yaygınlaştığını söyleyebiliriz. İngiltere'de 85'te her iki evden birinde mesela bir tane bundan varmış. Türkiye'de acaba bilmiyorum. Böyle bir istatistik yoktur muhtemelen. Bizim evde yoktu. İpeklerde vardı. Sizde var mıydı mesela? Vardı ama yani vardı. Bir zamanda. Şimdi bu şununla da birleştirirsek şimdi yani ne olacak gibi geliyor ama aslında bu teklikten kaçmanın bunlar şeyleri. Hani tek ses ama sen televizyonda da mahkum değilsin. Belki Türkiye'de o yüzden çok yaygınlaştı. Ya da aslında kendin de filmini çekip hani bugün internetten sonra olan hep beklediğimiz zaman nasıl olduğu belli olmayan herkesin üretimini dünyayla paylaşılması şeyinin başlangıcı olarak da görebiliriz bunları. Birinci Windows 85. Şimdi bunlar yoklar artık ama herhalde bunu da herkesin çok hızlı ve kolaylıkla kod üretebilmesinin başlangıcı olarak belki görebiliriz. Bilmiyorum. Sen tabii küçük şey değildin. Mesela sen 83'te Spectrum'un var. Var. Oyun oynuyordun herhalde. Kod yazıyor muydun? Telefon defteri falan yazıyordun. Ha, yazıyor. Evet. Yani, evet. Yani aslında bugün göstermesi açısından o da ilginç olabilir. Video oyunların önce video arcade'ler olarak sonra işte bütün bu şeylerde başlaması. Ne diyoruz buna? Video platformları mı bunlar? Bunlar Game Watch ve Game Boy. Tabii ki internet ve World Wide Web. Ayrıca gen terapisi. İnsanlardık ilk DNA modifikasyonu. Bu ne kadar iyi bir şey bilmesem de böyle bir şey. Birinci uzay mekiği falan filan. Hani bunun dışında bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bugün bütün önde giden teknoloji sanki burada var. Aşağı yukarı. Evet, bu şahane bir konu tabii ki. Hiç bilmediğim ve çok kötü olduğum bir alandır. İşte yine İpek'in biraz yardımına başvurdum. Hani buna daha iyi bakmak ilginç olabilirdi. Çünkü bunun da çok fazla sekmeleri falan var ama bir aerobik çılgınlığı, demin dediğim vatkalar, dayanılmaz korkunç bir rüküşlük kıyafetlerde. İnanılmaz bir şey bu, evet bu şaka gibi. Türkiye'de de aynen, hani aynen buna benzeyen bir arkadaşımız var mesela. İsra Tülbenci'yi tanıyan varsa. Evet, iyi kötü bu da vardı. İpek kullanmış mıydı, saçmandı? Elbette ki. Mesela böyle bir şey yoktu. Bu aynı anda, bu daha İngiltere. Şimdi bu tabii çok alt kültürle ilgili bir şey olduğu için Türkiye'de bu yoktu. Hani daha yüzey bandında pek alt kültürü yok da böyle bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Metal var. Ve gotik ama biraz herhalde 90'lara doğru. 80'lere var mıydı? Varmış. Yani
Sadece sen bilmiyorsun. Peki ben çocuktum. Kemancılar falan 80'lere sardı. Evet. Alt kemancık. Ama... Köprünün altındaki kemancılar. Evet. Ve Akmar Pazarı falan da 80'lerde başladı. Şimdi müzikte bakacağız. Böyle felaket bir şey. Saç küpe falan filan, gözlükler. Böyle matrak bir şey. Takım elbise, tişört. Bunlar vardı. Evet evet. Tabii tabii hepsi. Taşlanmış kot. Çok önemli bir şey. Ve maalesef böyle tanımlayamayacağım şeyler. Dallas inanılmaz domine ettiğini düşünüyorum. Neden? Bilmek mümkün değil. Her evde herkes muhakkak Dallas seyreder. Pazarları mı oynardı? Hatırlamıyorum. Sokaklar boşalırdı. Evet. Ertesi gün okulda herkes Dallas konuşur. Ben de çok onun dışında kalırdım. O kadar sevgisi bir şeydi ki Allah kahretsin. O zamanlar popüler kültürden kopukluğum ve beceriksizliğim ortadaymış. Bu hanedan Türkiye'de bilmiyorum. Oynadı mı? Oynamadı mı? Ama Dallas kadar domine değildi. Dallas'tan sonra hiçbir şey Dallas gibi olmadı. Olamazdı. Tam yerinde bitmiş bir şey. Evet. Yani şimdi geri bakınca aslında matrak görünüyor. İlk özel televizyonun 90'da kurulması. Yani hakikaten acayip bir tek seslilik. Yerel radyo falan zaten yok. Hiçbir şey yok. Böyle empoze edilen bir durum. Hani onun içine daha detaylı bakmak da enteresan. Böyle ama neler içine sızabiliyor. En acayip şey, şimdi bundan da çok az haberim vardı doğrusu. İçinden geçerken. Nereden Nereye sergisi dolayısıyla biraz daha farkına vardım. Feminizmin aslında Türkiye'deki hani ilk kadınlara oy verimiz falan bir feminist hareket sonucu üst yapı. İlk feminist dalga diyebiliriz. Ve dünyada aslında eş zamanlı değil. Bu çok Türkiye'ye özgü bir şey. Çünkü Türkiye'de dünyada ikinci feminist dalga Batı dünyasında işte 60'larla falan oluyor. Buralarda bir noktaya gelmiş oluyor ya da nedense durmuş durma. Çok fazla bir şey yok ama Türkiye'de çok büyük bir feminizm patlaması. Adını biraz da böyle koyarak belki. İşte Kadın Sorunları Sempozyumu 82, hani daha darbe ortamındayız. Kadın Çevresi Kitap Kulübü falan falan. Bütün bunlar kadın kültürü, bir çağdaş yaşam desteği ayrı bir şey. O yine toplumun organize olmaya başlamasıyla ilgili ama kurucusu bir kadın olduğu için ilginç. Kadın Eserleri Kütüphanesi. Böyle bir ciddi bir etkinlikler silsilesi. Çok meşhur bunu bir yine feminist harekette galiba bir ikonik değil de sembolik an olarak gösteriyorlar. Bağır Herkes Duysun kitabı. Bunu çok net hatırlıyorum. Mor iğne. Bütün kız arkadaşlarımız yakalarında mor iğne taşıyorlar 89'da. Kullanmadıklarını hatırlamıyorum açıkçası. Bu süper enteresan bir şey. Kaç mıydı o? 438. madde. İşte hayat kadınlarının fahişi hangi kelime daha iyi bilemiyorum. Tecavüze ceza indirim yasası bu. Buna karşı çok büyük bir protesto mitingi ve başarı da oluyor. Bu şey kaldırılıyor. Mor Çatı'nın kurulması 90 sonunda. Kaktüs dergisi, Sosyalist Feminist Kaktüs olarak okuyalım. Az çıksa da çok etkili. Feminist dergisi tekrar. Ve sırf bu işte sizin gibi aşağı yukarı belli bir sosyal kesimden değil, her kesimde var. Mesela bu da daha muhafazakar kesimler için hitap eden bir kadın dergisi. Buna benzer başka dergilerde var galiba. Yine bildiğim ama önemini bilmediğim İpek bana uygunca izah etti. Kadınca çok dominant. Bu hangi sene? Galiba 87 falan. Hani orgazm olamıyoruz diye bir başlık bir dergide şok edici bir şey aslında o günde. Bugün tabii ki öyle değil. Şey ne zamandı bu Muzur Neşriyat, poşet moşet? Bu zamanlar aslında. Zaman. Hani bütün daha masum dergilerin bile şey içinde, siyah poşet içinde satılması zorunlu olan bir dönemde. Bilmiyorum Kadınca poşete girmişti bundan. Hatırlamıyorum o kadar detaya bakılabilir. Çok da önemi yok. Çok ciddi bir yayın. Ve tabii ki kadınlarla ilgili ya da kadınların başrolünde olduğu ya da çok doğrudan doğruya kadın sorunlarının ya da deneyimlerinin falan temel olduğu filmler. Hani bunları biliyorsunuzdur. Ah Belinde'yi çok net hatırlıyorum. Bayağı da aslında fantastik, çok iyi bir film. Çok önemli. Hangi yıl? Herhalde 85 falan. Hani nedense bunların yılları yazmışım. Aşağı yukarı 85, 86, 87 bunların hepsi. 10 kadın da aslında çok enteresan. Şeyi itibariyle, sinematografi açısından bir çeşit. Pardon, şey adı Fasfiye. Bir çeşit Rashomon aslında. Ve tabii ki Duygu Aslan'a ve kadının adı yok. Yani çok meşhur her yerde, her sürekli gördüğümü biliyorum. Hani bütün arkadaşlarımız elinde, çantasında. Hani içerik olarak bilmiyorum ne kadar baskın ama sembolik olarak çok önemli.
Füsun Erbulak'ın yine çok tartışma getiren bir kitabı. Şimdi feminist şeyle ilgisi yok, dalgayla, hareketlenmeyle, ama yayıncılıkla ilgisi var. Buna benzer çok bir şey bulamadım. Mesela buna da bakmak gerekir. Daha fanzinlere doğru gidip ne tür yayınlar vardı, neler tartışılıyordu. Sokak dergisi, tek imaj koyduğum için koymadım ama buradaki hani bu şeyi, onun hangi sayısı herhalde bu, kaç yazıyor mu oraya? 89 falan olsun zaten, 80-90. Bu askerliğe savaş atan adam, vicdani retçi, çok büyük olay, çok büyük tartışma, gündemi çok işgal eden bir durum. Başka birinde işte Kürt kadınların sorunları manşette, işte orada bir bedenimize sahip çıkalım, onu sahip çıkalım değil de bedenimizi sevelim gibi bir şey. Hani aslında şaşırtıcı derecede bugün belki biraz daha tartıştığımız ya da tartışmadığımız konuların tartışılması gibi değerlendirebiliriz. Evet, şimdi yaratıcı alanlar dedim buna, başka daha iyi bir isim bulamadığım için. Müzik, bunu birinci şeyi geçelim. Ya da işte 60'lar 70'ler baskın popüler müzik, rocksa onun zaten 70'lere biraz dönüşmesi, punk. Şimdi 80'lere geldiğimizde ise her şey pop. Yani zaten bu hafiflik falan biraz öyle de müzikte de acayip bir pop. Şöyle bir eksende hareket ediyor. MTV süper belirleyici. Videonun olması da belirleyici. O belli bir format, belli bir büyüklük falan olduğu için o yine bir daraltma durumu yaratıyor kendiliğinden. Ve bir dil durumu da yaratıyor muhtemelen. Madonna, Michael Jackson ve şu, biliyor musunuz bunun olduğunu? Synthesizer değil, o eski. Bu yeni. Bu şey, Drum Machine. Türkçesi ne bunun? Drum Machine işte. Drum Machine deniyor. Evet, bu da aslında bayağı hani bir teknolojinin ne kadar domine edebileceği göre bütün bu şimdi yani teknoda falan da gördüğümüz o sürekli kafamıza vuran, hani ben hiç o sürekli tekrar eden ritimlerden hani özel bir şeyim var galiba, frekans mı? Hoşlanmıyorum. Yani böyle bir eksen var. Ve tekrar hani bana sormuş olsaydınız 80'ler müzik nasıl deseydiniz, aman Allah'ım korkunçtu, çok felaketti. İşte vatkalar ne kadar kötüyse öyleydi diyebilirim. Şimdi bunun için de size şunu çalayım. YouTube bağlantısı varsa hele. Hani bunu, bütün bu işi yapmamın kötü tarafı bu oldu. Şuradaki iki parça var, bunları hatırlamak zorunda kaldım. Bu felaket. Bütün arkadaşlarım işte o zaman ne dinliyordu? Bundan önce bu herhalde 84 falandır. Supply olsun da. Ne bileyim ben, Pink Floyd falan dinleyen bir ekip bir anda bunları dinlemeye başladı. Delirtici bir şey. Böyle bir vıcık vıcık romantizm olarak yine kötü bir şekilde tanımlayayım ama şahsi. Kumançeralar falan mı? Evet, bunu gidiyoruz. Diğeri de şu. Bu da dayanılmayacak kadar. Bunu da biliyorsunuz. Yani bunu biliyorsunuz, bulamadım. Yani işte bunu gururla söylüyorum, hani hiçbir dinlediğimde insan niye öyle bir şey gurur duyar ki? Mutlu olmadım. Marifet değil belki de. Feminizm falan deyip de. Evet, böyle bir dehşet bir şey. Şimdi bu beklenir canım. Hani pop zaten böyle bir şeydir. Biraz kiçleşmesi, o yüzeysi olması normal de. Hani daha ne bileyim ben şeyde biliyorsunuz hani. Dair serisi bu parçayı yapıyor ki. Dair serisi bilmeyenler bunun hani. Evet. Bu MTV'nin de en önemli klibi. MTV'nin en önemli klibi. Evet. Hani üç boy şey, dijital model falan filan. Çok da iyi bir parça ama hani Dire Straits hiç popla alakası olmayan bir grup. Hani çok hard rock olduğunu söylemez. Ciddi, aslında pop bir parça bu. Hani aynı pop ritimler bunda da var. Yani hangi müzik olursa olsun, bütün popüler müziklerin arka planında pop ritmi var. Hani müzikten de o kadar iyi anlamam ama bir müzisyen olsa biraz daha iyi açıklayabilirdi bizi. Bilal abi, var mı? Evet, ya doğru mu bu dediğim? Kafasını kaşıyor. Bizim bir özelliği de müzisyenlerden oluşuyor. Geçiyoruz. İyi, süper. Ya da işte ya da yes. Hani çok ciddi bir, ne diyebiliriz yes'e? Bu videoların, kusura bakmayın, uğraşamadım bunları download etmek için. Bu iyi bir şey bu arada. Çok iyi bir klipmiş. Çok ciddi bir progressive rock diye öyle bir gruplar. Bu da yine çok meşhur bir şarkısı ama çok ciddi bir pop fonu var arkasında. Yani her şeyin arkasında bu ritmin girmesi. Bu kötü bir şey mi? Öyle bir yargıda bulunacak, öyle bir saçmalık yapmayacağım ama
bu tekleşme ve benzerleşme herkesin poplaşmasına örnek olarak söylüyorum. Progressive rock grubunun Duran Duranleşmesi gibi bir şey. Öyle bir şey. Şeyler katılmış bana da ondan olmuş. Şimdi geleceğim ona. Evet. Burada bir şey daha vardı, onu unuttuk. Bunu görelim. İlk video klip, bu da tartışmalı olsa da, bunu da biliyorsunuzdur. MTV'nin yayınladığı ilk video klip. Çekilen ilk video klip değilmiş çünkü çekilen klip daha sonra yayınlanmış falan filan. Ama bu şarkı. İşte bunlar Yes'e gir katılmışlar. Bazen sonra. Ve o pop şeyi oradan gelmiş olabilir. Yani bunu şöyle zıplayalım. Yani böyle bayağı absürt bir video aslında, bunu daha çok izlemek güzel olabilir. Biliyorsunuzdur ama uzatmıyorum. Evet, evet işte böyle. Şimdi böyle ama çok 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 farklı durumlarda var. Türkiye'de de var, ona geleceğiz. Ama dünyada da var. Şimdi Raining Blood var. Ne bileyim ben, evet Raining Blood var mesela. Ki ben klasik rock şeyi olarak işte 73'te Nesrettin son albümü rock bitti diye düşündüm. Ama aslında öyle değil mi? Çünkü heavy metal ben dinlemezdim. Ama şimdi küçük olduğum saatte bayağı heavy metal olduğunu söyleyebilirim. Hani bunu appreciate etmeyi anladığımı itiraf ediyorum. Çok ciddi bir şey. Şimdi bu aslında rock, ciddi rock müzik olduğu kadar onun ne diyelim sosyal altyapısında bir kanal olarak devam ettiğini şimdi geri bakınca anlıyorum. Çok ciddi bir heavy metal kültürü. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şimdi onu göreceğiz. Bu arada gelemeder bir türlü ama iyi bir şarkı. Yine klipler için ne bulduysam onu koydum. Kaç yılı bu? Bu 91 diyor live ama herhalde 86-87 falan mı? 88 öyle bir şey. Evet. Yani içeriğini tam bilemiyorum bütün bu şarkıların. Dedim ki heavy metal çok hakim olduğum bir şey değil. Çok politik falan olmayabilir ama onun da çok bir önemi yok belki. Hani böyle bir durumun olması, bütün bu pop dünyası ve devam etmesi aralıksız olarak neredeyse aslında çok çarpıcı. Üzülerek kapatıyoruz. Şimdi Metallica'ya zıplamayalım. Neye gidelim? Yani, evet. Bu mesajı verdim, o yüzden devam ediyorum. Ama punk'ın altın çağı olmasa da hani belki de en önemli punk albümlerinden birisi bu da var. Ve yine alt kültürle çok politik olarak punk her zaman çok politik devam ediyor. Yani aslında işte protest kendi çapında, bu isimler tanımlar çok sevimsizdir ama neyse, çok farklı alt kültürleriyle beraber pop dışı ve popla çok da ilgisi olmayan ve o şeye girmeyen müziklerin devam ettiği gözüküyor. Yani hem çok ciddi bir şey var, benim gibi daha farkında olmayan da rock zaten çoktan bitti diye düşünenler sırf öteki tarafını görüyor muhtemelen ama biraz daha farkında olan o işte heavy metal falan dinleyen, ki vardı öyle bir arkadaşımız. Sırf kulaklıkla müzik dinlerdi, zavallıcık baskıdan. O bütün onun sürdüğünü, farklı kanalların var olduğunu ve giderek zenginleştiğini görmek mümkün. Şahane bir parça. Ciddi anti-war bir parça da ayrıca. Evet, ya da Paul Simon. Bu da çok büyük parça. Mesela buna ucundan bunu tutuyoruz. Afrika müziğinin dünyaya tanıtılması. Bundan sonra aslında Mali falan bir anda ya da Güney Afrika müziği sana çok meşhur oluyorlar. Yani ben biraz caz üzerinden gidiyorum bugün Afrika cazını ama buna bakmak da enteresan olurdu. Dünyanın geri kalanında ne oluyor? Ha? World Music. Ya bu aslında evet tabii ki bir füzyon ama yani onun gelmesi. Peki evet, yani oradan buraya gelip domine etmesi. Belki Live Aid'in falan da çok önemli etkisi oldu. Evet, onu koymadım. 85 olsa gerek Live Aid. Evet, geçiyoruz. Aslında iyi bir albüm. Tabii ki Tracy Chapman biliyorsunuz.
ona girmeyelim. Ve belki rap'in hip hop'un başlangıcı mı acaba? Öyle bir şey. Yani aslında bu kanallar süper zengin. Ve iyi kötü belli bir kültürel fona da oturuyorlar sanıyorum ki. Hani çok underground'lar zaten Grateful Dead gibi olması bir groupie şey olması gerekiyor ama belli bir dünya görüşü, belli bir işte o da bir bitikilik belki. Onun etrafa toplanan kanallar mevcut. Müzik de. Evet. Birleşmiş hali. Yani hip-hop'ta kuruluyor, ilerliyor. Metal kuruluyor, ilerliyor. Bu Run DMC'lerle birleşmesi. Çakışıyor, gibi. Ayrılıyor. Böyle acayip bir zenginlik. Tabii böyle çok acayip şeyler var şimdi. Neler de vardır muhtemelen. Tanıma giremeyen, girmemesi de iyi olan Sonic Youth gibi. Zıplayalım şöyle. Yani biliyorsunuz işte. Uzatmamak adına bu en sevdiğim kısım olduğu için bunu genelde uzatma eğilim var. Ya da Bob Marley'nin artık kariyerinin sonu ama çok etkili bir albüm olduğunu bunu söyleyebiliriz çünkü çok net bir reggae albümü değil. Neydi bunun ismi? Albümün ismi neydi? Uprising. Uprising'di ama çok net bir çünkü reggae'de reggae dediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Reggae'den arkadaşlarımız var böyle hardcore rockçılar olarak. Metal, reggae dinleyenler bir şeydi. Tabii ki süper politik. Bu bahane zaten öyle. Ki 1980. Bunu da üzere kapattık. Evet böyle bir çok zengin müzik dünyası var. Sonra da bunu çalmış olalım. İlk ben bu parçayı şeyde dinledim. Yine ilgimi yapıyorum ya. Gökçeada'da. İlkokulda. Arka arkaya 5 kere falan çalıyordunuz zaten. İşte biz dinliyorduk o sırada. Evet. Hastalık. Sonra da çok büyük bir patlama. 90'lara dehşet bir hani grunge diyelim ne diyelim. O bir tanesi. Acayip bir iyice kanalların zenginleşmesi, kanalların bile kalmaması, bireyselleşmesi falan filan böyle bir dehşetengiz zenginlik. Ve şu da oluyor, orada yazıyor ama alternatif müzik, alternatif rock falan denen şeyler yine o kötü bir kelime. Ama mainstream'den farkı tanımlayan bir şey olarak onu anlamak lazım. Onun zaten var ama çok ortaya yayılması. Ya da indie gruplar zaten var. Yani bağımsız gruplar, büyük plak şirkete çalışmayan. Bunların anormal popüler olması, çelişkili bir şey gibi ve anormal çoğalması. Tabii teknoloji ilgisi var. Çünkü kayıt yapmak ucuzluyor, basitleşiyor. Onu yaymak iyi kötü. Kasetler falan basitleşiyor, ucuzluyor. Böyle bir müthiş bir çeşitlilik ve zenginlik. Yani bugün içinde olduğumuz aslında durumu ortaya koyuyor. Onun habercisi de kendisi, onun devamında yaşıyoruz aslında. Böyle bir patlama. Türkiye'de ne oluyor? Yine bu çok iyi bilmediğim bir şey aslında. 70 öncesini gösteriyoruz. Herhalde rock'ta zirvesi falan diye düşünebiliriz 70'ler. Onları şimdi çalmayacağım bildiğinizi düşünerek. Sırf rock'ta değil. Hani Yeni Türkü de var, Orta Açgül de var 74. Selda Bağcan, Erkin Koray hani hangi tanıma girer. 80'leri tanımlayan yine benim için Türkiye'deki müzik de buydu maalesef. Yine bu hafiflik falan şeyine geliyor. Düşünseniz hani Tamir Çırağan'dan 3 sene sonra ya da Orta Açgül'den 4 sene sonra bu. Hani bir çocuk şarkısı olarak değil de ciddi bir şey olarak. Hani güzel de bir şarkı üstelik ama televizyonlar falan bunlar var. Kurtalan Ekspres'in düştüğü halde var. İlginç olan şey aslında 70'lerde kırk kıyafet saçlar falanla oraya geliyor. Böyle bir tuhaf karmaşa da var. Acayip bir. Bunlar zaten apolitik olsa da. Müthiş bir sansür tabii var. Yani orayı tabii tabii. Şimdi bunu ya yoktu demek haksızlık. O kadar tekse sansür baskı var ki hani hayatta kalmak için hani bir kanal zaten yok. Çok yer altındaysan zaten onu TRT'de şey yapamıyorsun. TRT'de gitme şansın yok falan. Ya da kamu kanallarına girme şansın yok. Nakarata gelsin kapatalım. Ayrılık geldi başa, aldanmak gereği.
çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Evet, mükemmel bir Türk şarkısı aslında. Evet, ama bir yandan da yine bakın 80'deki Çekirdek Sanat Evi gitmişsindir. Değil mi? Küçücük bir yer, buradan küçük değil mi? Çekirdek Sanat Evi, şu kadar. Şu kadar falan, şu kadar. 8 olmasa otururdu. Fikret Kızılır, Bülent Ortaçgil. Küçük bir kaçış ama çok ciddi bir kaçış. Acayip bir şey. Amerikalı adamın ismi neydi? O gidiyordu. Bir şey, hatırlamıyorum. Biz kasetlerini, kaset kayıtlarını tabii bootleg, yani. Daha doğrusu satıyorlardı bootleg, evet. Değil de. Yani biz geçtiydi bizden. Biz evet evet, çünkü herhalde 86'da falan da bitmişti. Ben herhalde 84-85'te görmüşümdür. Bir kaçış şeyi. 83 Fikret Kızılok'un Zaman Zaman albümü. Mozaik, Mozaik'i herkes biliyor mu? Mozaik grubunu. Çok acayip bir şey. Şimdi ben Torun sayesinde biliyorum. Ayşe Tütengil, onun kardeşi. Benim liseden arkadaşımdı. Şimdi 83'teki ilk albümleri ondan önce konser de veriyorlardı. Böyle şarkılardan oluştu. Aslında coverlar bunlar. İşte o dünya müziğini Victor Hara'dan, ben ilk onlardan duydum Victor Hara'nın birisinin olduğunu ya da İlimani. Onları coverlar. Şimdi bu isimler çok az bakalım. İsimler acayip. Ümit şey, Ayşe. Ayşe Tütengil, Ümit Kıvanç, Saruhan Erim, Bülent Somay. Bülent Somay. Şimdi aslında hiç politik değil ama dünya müziği olması da yeteri kadar politik bir durum gibiydi sanki. Bütün albümün şey seti yayınlandılar. Her evet, şey evet. Oldu muhteşem. Çok güzel. Şeyler de var. Yayınlanmayan. Hı. Çok az bakalım gidelim. Ümit Kıvanç, Bülent Somay zaten şaşırtıcı. Evet evet. Bülent Somay bateri perküsyondu da Ümit Kıvanç da çalıyordu. Galiba hatırlamıyorum. Ümit Kıvanç. Ümit Kıvanç perküsyonu. Ümit Kıvanç perküsyonu. Ben de hatırlayamıyorum abi. Söylüyordu galiba. Bir şey çalmıyordu yalnız. Neyse bu. Şimdi bir sonraki ikinci albüm değil, üçüncü albüm 89. Şimdi değişimi görmek plastik açısından. Aşk plastik aşk. Müthiş bir albüm bu arada. Yani çok çok iyi bir albüm olduğunu söyleyeyim. Hani çok hızlı nereden nereye gelmişiz diyelim. Müzikalite olarak değil, içerik olarak. Ve bütün... Tabii bu TRT'de falan yayınlanan onu tartışmıyorum da. Piyasada satılan, bilinen, konserlerde çalınan bir parça. Video klibi yok. Tabii de video klibi yok. Yani söz konusu değil. Hala 89'da TRT'ye çıkması söz konusu değil tabii. Ya mümkün değil. Süper politik bir albüm. Şey şarkısı çok güzeldir. Emekli Albay. Bilmem. Biliyor musunuz onu? Her şeyi bilen bir albayın hikayesi. Çok güzel bir şarkıdır. Evet. Klibi tabii sonradan güncel. Evet. Bizden bahsediyor tabii. Evet, çok iyi albüm, böyle gidiyor. Polisin kimlik sorması da deneyimimizin çok kuvvetli bir parçası. Her noktada günlük hayatın parçası olabilir, ona geri dönmüş olalım. Evet, 84 Sezen Aksu değil mi? Sena Adama yine çok şey yapmıyor, bilmiyorum. MFÖ, Ele Güne Karşı 86, pardon Ele Güne Karşı kaçtır? Karşı çok eski 81 falan galiba. 86'da Vaktırak. Hani benzer şey. Onlar bir yerden bir yere gitti diye söylüyorum. Ezgi'nin günlüğü, Bulutsuz Gözlemi. 90, bu da 90. Hani 89 Mozaik, 90. Yine biliyorsunuz. Ama çalmış olalım. Evet, yani aslında tekrar başa dönmek gibi olmasa da bir anda toplum politize olduğu, belli bir şekilde her mecrada olmasa sesini duyurabildiği, Acil Demokrasi diye bir şarkının yapılabildiğini falan görebiliyoruz.
Şimdi bu çok eksik bir kısım. Hani çok hakim olmadığım, çok uğraşamadığım için eksik kaldı. Ama enteresan, 80-88 arası Bülent Ersoy yasaklı ki çok 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 popüler. Almanya'ya gidiyor. O kadar yasaklı. Arabesk şey değil, highlight dönemi değil ama devam ediyor. Arabesk filmler furyası sanıyorum ki bu dönemde çok önemli. Türkücüler, İbrahim Tatlıses, Küçük Emrah, Boynu Bükükler falan bunlar da var. Burada şeyden, 70'lerde Orhan Gencebay'dan, 80'lerde İbrahim Tatlıses. Evet, evet. Tabii tabii. Biraz daha. Evet, onu şimdi müzikal yorumunu yapmayalım. Ama şunlar da var. Şimdi şu çok güzel. Bakın Devil. Bunu bir yandan çalalım. Heavy Metal grubu olarak biliniyor galiba değil mi? Hard Rock Heavy Metal grubu olarak biliniyor. 87. Yine iyi bir klibini bulamadım. Mesela ben bilmiyordum Devil'i. Sen biraz ilgin var mı? Biliyor musun? Hiç. Yani. Galiba hala konserler veriyorlar. Evet, fena değil ama yani rock diyemeyiz herhalde. Şimdi şöyle bir gazete şeyi, bakın Gençlerin Gözleri diye hangi gazetedense. Grup Devir, Mahsun Kırmızıgül ve Gönül Tümer. Kimse Gönül Tümer. Evet, bu da Exotic Man. Bunu biliyor musunuz? Siz biliyorsunuzdur belki. Bu biraz daha şey, putları yıkan adam put olmak istiyor diye bir şey klibini, şeyini buldum. Bu bayağı iddialı, 84. Hani Türk bayrağı falan geçelim, bu yine. Bak 81'de. O Fikar sinemasında bir konser gayet yapılıyor. Geçenlerde öğren neydi şey? Aslı Can Gündüz falan oldu. Evet, 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 evet. O çok meşhur bir konser. Çok felaket şeyler ya. Neler? Yıkım yani, sinema parçalanıyor. Evet evet, onun şeyleri var, haberleri var. Yani sandalye kaldı. Evet. Ya imajlar için kusura bakmayın. Nereden bilmiyorum. Ama bu baya sağlam bir rock grubu. Bu enteresan, 87 galiba rock festivali açık havada yapılıyor. Şimdi bunu okuyacağım, oradan okuyabiliyor musunuz? Çok Hürriyet haberi havası var ama herhalde Hürriyet'tir. Çılgınlığın adı Rock Festivali oldu. Açık Hava Tiyatrosu dün yapılan festivalde gençlerin coşkuları, canhıraş feryatlara, fizik yasalarına meydan okuyan figürlere, şunu kastediyor, dönüştü. Heavy Metal Yanlıları diye adlandırılan bir grup genç, disco türü müziği benimseyen diğer gençlerle uluslararası el işareti yolu anlaşıyor. Yani böyle bir hayatımda duyduğum en fantastik tanımlardan birisi. Ve Savaş Ay, evet. Kendilerinden evet. Geçmiş halde dans ediyorlar. Şeyin de heavy metal müziğin toplum tarafından Hürriyet toplumun bir şeyini yansıtıyorsa algısı 87'de bu. Hardal var. Şimdi bunları dinleyelim mi? Uzuyor mu çok? Daha çok yolumuz var. İsterseniz duralım. Bunlar işte o 80'lerin hard rock grupları. Şurada fonda çalsın. Meridian, Aqua, Ax nasıl okumak lazım? Grup Problem, Illegal Sütozu falan filan. Birçoğundan pek bir şey bulamadım. Viski çok ortada. Hani hala konserler veriyor. Bizim yaşımızda yaşlı amcalar olarak. Çok güzel. Aslında... Ha? Evet. O arada biteceğiz. Kapattım. Bu çok güzel bir parça aslında. Ama Pentagram'da 89 mu 90 mı? Burada da 80'leri kapatmış oluyoruz. Çok ciddi bir heavy metal grubu. Ve ondan sonra Türkiye'de de hani müziğin patlamasının pop patlaması ayrı bir şey ama rock patlaması olarak da söyleyebiliriz. Yani çok da aslında, onu şu çalsın. Şimdi şöyle baktığımız zaman, üretim sayısı çeşitliliği belki biraz daha az olsa da çok ciddi bir hareketlilik var. Yani o pop büyük şeyinin dışında, arkadaşım eşek şey bir kenara koyarsak sansür falan dahilleri, çok ciddi bir çeşitlilik ve üretim olduğunda biraz altlarda falan görebiliyoruz. Yani bu teknik çeşitlilik, teknik çokluk konusunu müzikte sanki Türkiye tam da dünyayla 3 aşağı 5 yukarı üst üste olmuştur. Mesela şeye bakmak lazım, hip hop'a bakmak lazım. Acaba oralarda nasıl şeyleri vardı? İyice ama altlara girmek lazım onu. Şöyle bir internet araştırması bulamıyorsun. Ya da hip hop Almanya, Berlin işte Almancılar üzerinden. Evet, yani biraz 90'larda ona bakmak gerekiyor. Ama özetle Türkiye'nin hani müzikte ne oluyorsa dünyada oralarda falan olduğunu iddia edebiliriz. Çok çeşitli olmasa da
mainstream dışı çok fazla şey olmasıyla. Edebiyat, bunu hızlı geçelim. İşte o yıllarda benim bildiğim tabii bunlar, o kadar büyük bir edebiyat uzmanı değilim. Yayınlanan kitaplar, Gül'ün Adı, Spiegelman Maus, biliyor musunuz bunu? Bir çizgi roman. Watchmen, yine evet biliyorsunuz. Şeytan Ayetleri, bir Fister Öftar, hani enteresan bir neuromancer, ilginç. Marquez'in en şey zaman değil ama Kırmızı Pazartesi. Türkiye'de de böyle bir liste var. 83, Tüfetekin, Sevgili Arsız Ölüm, Mercek Krisli Çöp Masaları falan falan. Şimdi hepsine girmeye gerek yok. Bir Orhan Pamuk, hani Best of olsa bunlar olur herhalde. Nazlı Eren, Mehmet Eroğlu, Bilge Karosu, böyle bir Türkiye büyülü gerçekliği diyecek olsak. Yani aslında hiç öyle düşünmemiştim ama edebiyatın şeyi, bayağı klasik edebiyatın, tırnak içinde klasik, zirvesi falan gibi gözüküyor. Ama burada çok fazla başka bir şey söylemeyeceğim. 80'ler hiç şüphesiz gırgır 10 yılı. Hani yine hayatımızın en önemli ekseni. Cuma günü gırgır alınır, eve gidene kadar okunur. Çok çok ciddi bir tiraj. Sonra 85, Limon Leman. O da biraz daha alt kültürleşmesi falan da var. 89, Kıbrıs'ı yapmıyor. En çok satan ikinci mizah dergisi. Evet, o yıllarda. Birincisi Krokodil miydi, Aligator muydu Rusya'daki dergi. 700. 5 turluk diye çıkabiliyordu yani. Şimdi bugün 5 tahit diye çıkartmak sanırım. Ha evet evet. Tabii tabii. Onlar ayrı. Hani çok daha elbette ki toplumdaki eleştiri ve farklı ses şeyini de yapıyor ama başka bir imaj var. Onu da koymuştum. Niyeyse düşürmüşüm. 74'ten ama Kıbrıs çıkartması sırasında ama onu geçelim. Sinema. Sinema için çok müthiş bir zaman değil galiba ama şeyin science fiction, bilim kurgunun bütün aslında, belki 2001 dışında bir taptan yapsanız işte aşağı yukarı bunlar olur. Çok acayip. Blade Runner, Star Wars 2-3, Raiders of the Lost Ark falan, Escape from New York. Ciddi bir şey. Türkiye açısından sinema günlerinin ayrı bir festival olarak ilk defa başlaması çok önemli sanki. Böyle bir sinema, dünya sinemasına karşılaşan bir kuşak olması açısından. Listenin önemi yok kimler. 80'deki Türk filmleri aşağı yukarı böyle bir liste. Hani bu da çok süper bir liste. Benim araştırmam adına olmuyor. Önemli filmler burada tabii ki var. Hani Yol en başta olmak üzere. Ciddi aslında hepsi belli bir şekilde politik olduğunda söyleyebiliriz kendi perspektiflerinden. Evet. Şimdi buraya geldik. Çok da uzadı galiba değil mi? Sıkıldınız mı? Ara falan veriyor musunuz Haydar'ı? Devam ediyoruz. Devam edelim. Şimdi tekrar 80'ler dünya sanatı da hiç bildiğim bir alan değil. Neredeyse hepiniz kadar bilgim var. Biraz baktım. Orada da gördüğüm şu ya da okuduğum bugünün aslında zenginliğinin ya da neyse bugün neler yapılıyorsa hepsinin çoğunun orada ortaya çıktığı ve inanılmaz bir çeşitlilik zenginlik olduğu. Ve bu sadece, burası tabii New York, aşağı yukarı hep de galiba New York merkezli şeyleri göstereceğim. Ama sadece New York değil, New York, Londra, Paris, Los Angeles falan filan. Bütün dünyanın belli başlı sanat merkezinin çok patladığı, sanat galerilerinin anormal arttığı. Çünkü ekonomi 70'lerdeki krizlerden sonra yükseliyor. İşte bu tekstilin öyle bir avantajı olabiliyor da birilerinin elinde para var. Sanat piyasasının işte bugünküne yakın bir şekilde oluştuğu çok fazla sayıda işte satın alma falan. Bunlar olduğu görülüyor. Şimdi Basquiat, Kittering'de bir sokaktan gelen sanatçılar diyelim. Böyle bir şey var. Ne kadar dominant bilmiyorum. Şimdi bakınca çok tuhaf görünüyor. Jeff Koons. En az pornografik olan imajı seçtim. Hani onu bakarsınız biliyorsunuzdur belki. Bu süper enteresan. Bu da çok bildiğim bir şey değildi. Biliyor musunuz? Appropriation. Richard Prince. Şu imajı tanımışsınızdır ama. Ya da hissediyorsunuz. Marlboro. Marlboro reklamlarının fotoğrafını çekip onu sunuyor. Hani var olan bir şeyi tekrar kopyası falan değil de hani var olan bir şeyi dönüştürmek. Aslında appropriation tam da o. Süper enteresan. Müzikte de sampling. Sampling. Evet, onunla paralellik kurulabilir. Barbara Kruger çok politik, feminist dünya diyebiliriz. Bu güzel. Şu da güzel. Mapplethorpe'un tabii kariyerinin sonu artık. Müthiş controversial bir servisi var, XYZ. Ben onun bir kısmını görmüştüm hani çok... Evet, bakabiliriz ona da. Onu da buraya koymadım. Şimdi otosansür yaptım.
Öyle bir şeye koyabiliriz. Anas Altın, Peter Halley. Evet. Nan Gould'un fotoğrafçı biliyorsunuzdur. Ağırlıklı olarak transseksüeller, fahişeler, onların dünyasında uğraşıyor. Bu aslında Polonyalı bir sanatçı. Evet, çok iyi bir şey. Burası Londra'daki Güney Afrika Başkonsolosluğu. Tam apartheid'in son demleri diyebiliriz. Projeksiyon. Büyük gürültü kopuyor tabii. Ve Gorilla Girls. Bu süper önemli. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım birazcık okuyunca. Biliyordum ama detayını bilmiyordum. Bütün daha önceki şeyler bu arada 70'ler, 60'lar, 70'lerde var. Uçları var. Çok yeni şeyler değil. Hani sokak sanatı, grafitiden daha ben ne diyeyim, kavramsal mı diyelim? Bunların belirtileri var. Böyle bir şey çok var mı bilmiyorum. Hani aktivizm olarak sanat ya da sanat olarak aktivizm. O açıdan çok çok enteresan. Hani bu en sevdiklerimden birisi. Working Without the Pressure of Success özellikle güzel. Ya da Not Having to Be an Asshole Mitzman. Şimdi şöyle bir şey varmış. O beni üzdü birazcık. Kim oldukları bilinmiyor ya. Bir Frida, bir de kim? İkincisi. Birisi daha var. Takma ismi. Frida ve birisi. Aslında bu grubu, bu 8-10 kişilik grup çok domine ediyorlarmış. Hiçbir dediklerini yaptırmıyorlarmış. Sonra bu bizim de zaten deyip bütün şeyi işte ne satıyorlarsa onları almışlar. Böyle bir kontrol bir şeyi orada olmuş ama bu ek bilgi önemsiz. Ama çok ciddi bir şey olarak bunu görebiliriz. Şimdi Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de de oldukça zengin. Sanat galerileri çok sayıda. Şöyle bir hızla bakalım. Yani ağırlıklı olarak hani resim dediğimiz şey, hani yağlı boya olduğunu görüyoruz. İstisnalar var ama hani çok baskın olan şey o. Hani çok önemli isimler Mehmet Gülayzor, Neşe Erdoğan. Ama işte yağlı boya resim yapıyorlar. Çünkü muhtemelen talep edilen de o falan. Bunu birbirinden ayırmak mümkün değil doğal olarak. Ama böyle şeyler de var. Şükrü Aysan. Daha neyse Ayşe Erkmen'in bu çalışması süper. Daha iyi fotoğrafını bulamadım. İsmi neydi bunun? 45 taş mı? Hatırlıyor musun hiç? Hiç ben hatırlamıyorum. Herhalde 88 falan. Bir yerleştirme işte. Şeyde bir rıhtım muhtemelen. 45 tane taşın bantlarla yerleştirilmiş hali. Bayağı çarpıcı. Ya da bu Canan Beykal. Şeydi galiba. Kimin resimleriydi? Klasik bir Türk ressamının resimlerin çerçevesi, çerçevenin arka tarafına fotoğrafların üzerine böyle bir şey ekliyor, bir şeyler ekliyor, boyuyor falan. Böyle bir deneme. Bu ilginç. Füsun Önür çok Eva Hesse'ye benzemekle birlikte. Mix medya başlıyor yani. Mix medya başlıyor. İşte farklı denemeler başlıyor. Tabii bunların sayısı az olmakla birlikte önemli. İlk defa çünkü muhtemelen Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Yani ağırlıklı olarak yağlı boya falan gitse de böyle bir taraf. Evet, şimdi mimarlığa geldik. Daha sıkıcı olan kısım belki de. Hani içinde olduğum için diyorum ama o açıdan da ilginç oluyor aslında. Şimdi mimarlıkta konuşulan şeyler neydi gibi biraz başlıyorum. İstanbul'a göç, bu rakamlardan belli olduğu gibi çok büyük bir şey. Arka arkaya birkaç tane imaj. Burası Esenler Bayrampaşa, 70-82. Bu imajlar olduğu için bunlar şeyden, İstanbul rehberinden. İstanbul'un aslında birçok yerinin bir anda kentleşmesi. Çakırı Vakfı kuruluyor. Ve etkinlikleri falan çok önemli. İlk defa böyle bir daha çevreye de bakan, sadece işte eski binalar, Taç Vakfı falan gibi değil de çevreyi de düşünen, işte ağaç, orman falan yapmaya çalışan bir şey. O açıdan enteresan. Bu çok konuşulan bir konu. Nail Çakırkan Emin Ağahan ödül alması. Olur da olmazdı da. Ardemento'daki bu ay değil mi? Şöyle tartışma. Evet. Günkü Takın'la Ferhan Yürekli'nin yazıları. Biraz biraz ondan bahsediyorlar. Çelik Gülersoy ve Turing'in restorasyonu çok konuşuluyor. Olumlu olumsuz. Bütün gazeteler, mimarlık dergileri bunlardı. Böyle olur muydu böyle restorasyon? İşte betonarme yaptınız, üstünü kapladık falan ama çok baskın. Çünkü var olan çevrenin düzeltilmesi adına tartışılan ve yapılan, uygulanan tek şeyler de bunlar sanki o zaman. Ya da gündemde olan. Tarlabaşı. Şimdi bu da enteresan. Meydan yarışmaları. Taksim, Üsküdar, Beyazıt. Beyazıt imajını çok uğraşamadım bulmak için. Beşiktaş. Şimdi hiçbiri de yapılmadı. Belki de beklendiği üzere demek lazım. Ama bu kadar tek seslilik varken Dalan'ın ve Özal'ın Türkiye'sinde
şehrin en temel dört tane meydanın yarışmayla düzenlenmesi gerektiği fikri bile süper önemli aslında. Hani buradaki o teklikten çokluğa gitmenin nasıl değerleriniz bilmiyorum. Belki bir göstergesi olabilir. Gök kafes çok konuşuluyor. İnşaatı 80'lerin sonunda başlıyor falan. Evet. Şimdi Türkiye'deki mimar üretime geleceğiz. Bitirmek üzereyiz. Şuna baktım. Pritzker ödülü 79. Philip Johnson'la başlıyor. 91 Aldo Rossi'de bitiyor ama arada da aslında karma karışık bir liste. Bu gibi 10 benzemez gibi bir şey değilse bile hani bayağı benzemez bir grup. Öyle bir bütünlük yok. Ama bu da bir gösterge. Yani dünyada da aslında hani böyle başlıyor. Çok matrak ve komik. Naif. Sevimli nasıl dersek diyelim. Ama tekrar hani dünyanın öbür taraflarına çok bakamadım. Biraz uğraştım. Bu mesela Riga'daki televizyon kulesi. Süper. Aslında stüktür üzerine bir şey. Hani bunlar da var. Şimdi bunları tamamen kronolojik koydum. Böyle şeyler olurken. Eduardo Sotomayor da bunu yapıyor. Izozaki. Glenn Murcutt başlamış çevreye nasıl başka türlü bakabiliriz deyip onun mimarisini aramaya. Giancarlo Daccarlo son herhalde binaları falan 83'te mi 84'te mi ölüyor. Campo Bayaza evet her zaman yaptığını yapmaya başlamış. Vietnam anıtı. O zaman Türkiye'de biliyor muyduk bilmiyorduk galiba ama bu var. Hiç şüphesiz biliyorduk ve süper etkilenmiştik. Parc de l'Invalide yarışması ve Chumin'in tasarımı. Bu. Bunu gördüm tesadüfen geçen sene. Hakikaten bayağı da enteresan. Selam. Balkan Bey hoş geldiniz. John Joer'de 82-85 Sandiego'daki Horton Plaza. Biliyorsunuz hani kanyonun öncülü. Ve kutu alışveriş merkezlerinin çıktığı şeyde neredeyse yerde bunu içini dışına çeviren ve ekonomik olarak da süper başarılı olduğu için devam eden bir şema. 82 Geremelli Collection. Sonen Enerplex diye bir ofis binası ama buradaki enteresan taraf tekrar aslında daha doğal çevre, yapay çevre ilişkisine bakan bir bina. SOM'den ne kadar bekliyorum bilmiyorum. Şöyle geçiyoruz. Ando. Böyle niye çok önemli olduğunu o zaman da anlamadığımız yapılar. Seaside. Faye Johnson gene kariyerinin sonu ama en ne diyelim çarpıcı yapılanan birisi. Miralles. Miralles gene hani bugün İspanya'da nasıl mimarlık yapıyoruz? O gün de aslında aynı şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Bu da ilginç. Ralph Erskine 86. Lloyds. Geçiyorum artık şöyle hızla. Uzatmaya gerek yok. Mesaj bu. Yani aslında dünyada da süper bir çeşitlilik olduğu görülüyor. Bu da beni şimdi birazcık şaşırttı. Şimdi biliyordum tabii ki HSBC'nin ne zaman yapıldığını, Lloyds'u falan filan da hani oturtunca 80'lerde işte okul ortamında mimar kurumunda tartışma. Şimdi biraz şeye de baktım. O da eksik. Mimarlık dergilerinin katalogu bakıp hangi tartışmalar var diye arşivine bakıp koyabilirim diye düşünmüştüm. Zamanım olmadı. Konuşulan şey işte daha biçimsel dönüşüm. Hani modern mimarlığın cenderesinden çıkıp ne bileyim ben işte şeyleri görüyoruz. Bu çeşitlilik sonucu bunun tabii ki de. Ağırlık olarak tartışmamız ne bileyim ben işte Charles Jenks dünyası üzerinden tartışılıyor birazcık. Sanki yüzeysel gibi hatırlıyorum. Çok da emin değilim. En azından. Pluralizm lafı vardı sürekli. Pluralizm ama orada örnekler ağırlıklı olarak işte Jenks, Krier falan eksenindeydi. Şimdi düşünüyorum onlar hala çok cazgır ve bağırdıkları için öyle bir şey var. Yani şöyle baktığınız zaman süper bir pluralizm olduğunu ve işte her şeyin aynı anda yaşadığını, bugünün mimarlığı neyse ya da 2000'lerin onun izlerini falan olduğunu görebiliyoruz. Müthiş bir pluralizm. Bu acayip bir liste. Brezilya'da da işte Rocha'da bunu yapıyor. Hem teknoloji hem daha çevre hem işte tarihe biraz başka türlü bakmak. Biraz daha kimlik. Ha, Türkiye'de çok kimlik üzerinden aslında gidiyordu bu. Belki bize verilen rol o muydu? Öyle miydi? Çok da emin değilim ama aklımdaki his olarak söylüyorum. Bilimsel bir yargı olarak söylemiyorum. Kitaplara da bakmadım. Ona da bakmak lazımdı bunu tamamlamak için. Çok az. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde buradan çıkan şey tekrar çok iyi bir sonuç söyleyemeyeceğim. Şöyle gidelim hızla. Kronolojik olarak gidiyoruz. Nafi Çil'in o dönemdeki binaları çok ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Biraz hani teknolojiye yakın belki olsa olsa bu var. Evet çok gündemde bir bina. Bu da Manastır Otel. Reklam Esen.
bilir. Yine Nafi Çil. Hiç bilmediğim bir binaydan hesabı. Bilmiyorum. Biliyorsunuzdur. Çok konuşulan, tartışılan, olumlu olumsuz Cansever'in demir tatil evi. Han'ın ilk binası galiba. Tabii ki Milli Rönesans. Yine çok konuşulan, çok tartışılan. Genelde olumlu olarak. Kredi Plaza. Melih Karaaslan. Hani 80'ler belki hani çok domine eden bir yıldız yarışmalar üzerinden diyebiliriz. Bunu bilmiyordum mesela. Bunu da yeni keşfettim. Süper ilginç. Yeni vefat hani, ettiği için. Evet. Ando şeyi yaparken neydi? Roka Housing yaparken aslında İzmir'de Zeki Pekin'de ona benzer bir şey yapıyor. Bunu da yapmış. Bu da ilginç olduğunu düşünebiliriz. Doğan Tekeli sahnesi tabii ki. Hop, tarih biraz karıştı. Behruz Çinici. Bir yerde bitiriyoruz. Hop, pardon. Burada bitiriyoruz. Şöyle bir yerde duralım. Şimdi bu da aslında işte dünyadaki mimarlık kadar büyük bir çeşitlilik sunmasa da belli bir zenginlik sunduğunu görebiliyoruz. Belli bir çokluk burada var. Zaten öbürünü beklemek çok zor. Yapı teknolojilerinin ya da sizin baktığınız malzeme dünyasının çok emekleme döneminde olduğu yerde çok teknolojik bir şey beklemek haksızlık olabilirdi. Çok kimlik odaklı denemelerin biraz daha baskın olduğunu görüyoruz. Ama hani strüktürel şeyler de var, Nafi Çin'in yaptığı gibi. Böyle bir çoğulluk başlangıcı sanki birazcık var. Ne kadar bu eğitimde 80'lerde eğitim almış birisi olarak vardı, olarak düşündüğümde. Nedir bunun cevabı? Yani biraz. Ama stüdyolarda doğrusu hani istediğiniz gibi bir şey seçebiliyordunuz. Çok farklı kanallarda vardı. İsterseniz Muzaffer Sulu'dan okudum ya da Ferman Hoca'da okuyabiliyordunuz ya da hani bayağı bir çeşitlilik vardı aslında belki 5-6 sene önce. Sizin okul tabii istisnai başka bir durum onun için. Onu konuşmaya gerek yok. Evet, aslında burada bir yerde bitiyor. Devamı bunun yok. Ama dediğim gibi bunun eksik olan kısmı biraz daha zaman olsa biraz daha hani detaylı bakıp daha kuvvetli bir toparlama. Mesela bu teklik çokluk büyük resimde çok net olarak görünüyor. Hani bütün dünyada da empoze eden tek bir şey müthiş bir tüketim kültürü. O plastiklik, hafiflik düşünmeyin aman böyle bir şey ama onun altında yatan çok ciddi bir zenginlik var. Türkiye'de de aslında bunun oldukça paralel gittiğini görebiliyoruz. Belki de ilk defa bilmediğim için daha önce söylüyorum. Dünyadan kopuk ve daha geriden gelen falan bir şey varken takip eden kültürel en azından üretimlerde oldukça eş zamanlı olduğunu söylemek mümkün. Daha o tek ve çok arasındaki ilişkiyi. Başka nasıl toparlanabilir? Dediğim gibi evet biraz daha buna bakmak lazım. Biraz daha iyi bir şekilde toparlamak için. O yüzden ne oldu? 1,5 saat. Yani aslında 45 dakikada yapılabilmiş olsaydı çok daha iyi bir şey söylerdi ama dediğim gibi o biraz zamandan biraz da yeteri kadar biraz da yakın olmasından kaynaklanıyor. Yani Çin'den bizde, bizim kuşağımız geçti. O zaman dediğim gibi hatıralar, doğru olanlar, hayal gördüklerimiz, hatırlayamadıklarımız falan var. Biraz daha zor oluyor galiba. Mesela siz yapınca biraz daha objektif, nasıl bir şeyse objektiflik olabilecek. Evet, bu kadar benden. Bir şey sorayım. Evet, Hülya. Bu acaba bu çokluk halinin bir anda bu serbest piyasa tarafından boost edilmek bir ihtimal olabilir mi? Yani şey teki, o tüketim arzusu ve sana sürekli şey diyor, bir sürü seçeneğin var. Evet. Yani ilişkisi olmaması mümkün değil ama sırf mimari her şeye bakarsak çok ağır bir yardım olur acaba. Çünkü mesela yine müzeye gidersek onların bir kısmı çok ciddi komiteler ya da alt kültürler olarak yaşıyor. Onun tüketimden bağımsız olarak değerlendirmek çok zor ama hani çok samimi, punk mesela da skinhead, çok samimi bir kanalı da var. Yani kısmen evet hiç şüphesiz. O bir yanılsama da çok az. Aynı şeyi seçiyoruz. Tüketmek zorundasın ama istediğin seçim süper bir yanılsama. Tükettiğin sürece hiç problem yok. O olduğu hiç şüphesiz. Ama samimi olarak bir çeşitlilik de vardır diye en azından inanmak istiyorum. Ama bilmiyorum, ona bakmak lazım. Kritik bir şey. Mesela buna bu nasıl araştırır? Çok da kolay bir şey değil ama bakmak gerekiyor herhalde. Kuvvetli olarak, şey var, daha detaylı olarak. Evet. Kötü kötü bakıyor aramızdaki tarihçi. Kötü kötü bakıyor. Her şeyi görüntüler zaten. Hayır, bu şey, bu şöyle takılacaktım, sonra tuttum kendimi ama madem evet. Zorladım takılayım. Bugün sizi çok iyimser gördüm.
Evet, olabilir. Yani asıl hikaye bu. Ama yani iki şey söyleyeyim aslında. Bir tanesi biraz biraz tarih ya da ne diyeyim, tüm bu toplumsal pratikler bağlamında biraz teknik bir şey. Bu eşikler meselesi kritik bir yandan anlıyorum yaptığın şey ve anlamanın ötesinde anlamlı da geliyor. Çünkü onun üzerinden konuşulabilir. Fakat öbür taraftan gene de iş karışık ama zaten baştan onu da söyledin ya. Evet. Olsa olsa böyle çok tabii. Genel bir şey vermek istiyorum. Çünkü şöyle şeyler var. Bu sadece basitçe 80'ler değil dilim bölmek aslında çok mümkün değil. Şundan, pratiklerin, yani diyelim ki mimarlık, müzik falan ne hakkında konuşuyorsak, onların kendi tarihlerin içinde olan bir çoğunlukları hiç şüphesiz var. Yani dominan olanlar var ama sağda solda, kenarda kalmış olanlar var. Ama onların hareketleri birbirleriyle çok şey değil, eş zamanlı değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Atıyorum aynı şeyi 1920'lerde böyle kesit alsaydık, muhtemelen mimarlık da, müzik, edebiyat ya da resim, plastik sanatta bana soracak olursam başka neredeyse zaman ve mekanlarda yaşıyor gibiler. Yani her pratiğin kendi tarihinde farklı dalgalanmalar ve ritimler var ve onlar çok kolay yan yana gelmiyorlar. Buna rağmen bir tarihte, bir dönemde ya da bir yerde gene de egemen olanlara bakmak bana ilginç geliyor. Bu senin anlatım biçiminden de gayet iyi gözüküyor. İyimser diye takılmamın nedeni o altta, sağda, solda kalanların hele Türkiye'den baktığında aslında ya evet varlar tabii ama aslında o kadar esamesi okunmayacak bir şey oluşturuyorlar ki dolayısıyla evet yani hiçbir şey o kadar da tek değil canım, bunlar da varlığımıza evet. Yol açıyor fakat aslında onun ne kadar kısır, zayıf, ne kadar kolay buharlaşan, bir türlü birikmeyen bir şey olduğunu da fark etmek gerekiyor yani aslında o evet. Ne sormuştun soruyu unuttum ama yani tam şey piyasanın ya orada mesela gerçekten daha da 80'lere baktığımda diğerleri çok kolay ihmal edilebilir yani ihmal etmek niyetini hiç değilim hatta önemsemek gerektiğini de farkındayım ama aslında ortaya çıkan seçenek gibi olan şeylerin daha çok gerçekten bu mallaşma vesaireyle ilişkili gibi geliyor bana da. Neyse böyle yani. Ayrıca bütün eş zamanlılık şeylere rağmen son cümlem. Türkiye ile dünyaya açılmasına vesaireye rağmen hala çok ciddi şey var. Yani ne bileyim Avrupa'nın göbeğine doğru bir yerlere baktığında aslında fark var yani. Bilmiyorum şey zor ya. Yani. Evet. Peki. Teşekkürler. Soru yok mu? Yok. Bu şeyi soracaktım. Bu biraz daha nostalji gibi bir şey devreye giriyor. Yani bunun Reaganomics diye adlandırıyorlar, Thatcherizm diye adlandırıyorlar. O gelen ekonomiyle de alakasıyla. Yani daha rasyonel bir mimarlık, savaş sonrası ekonomiyi, strüktürel rasyonelliği ve dürüstlüğü falan savunan bir mimarinin, daha tek sesli bir mimarinin 70'lere kadar sarkan popülerliği varken 80'lerde sanki bu Reaganomics ve Thatcherizm'le paralel şekilde bu Krier'lerin, Jenks'lerin falan hani James'in late capitalist architecture dediği, belki şimdi neoliberal kapitalist mimar diyebileceğimiz bu platin konutlarıyla da tesadüfen duruyor orada çok güzel sembolleşebilecek bir belki daha öncesi olmayan yepyeni bir şey mi acaba? Yani 80'lerde mi çıkıyor? Yoksa var mıydı 60'larda, 50'lerde böyle? Nasıl platin konutlar üzerinden mi soruyorsunuz? Hayır. Şey, genel olarak bu nostalji ve tarihsel referansların devreye girmesi hani daha sade ve dürüst yani onları söylemeyle söylüyorum. Yani o da bir söylem. Net böyle çözülmüş yapılar yerine daha hani süslemesi daha artmış yapıların 80'lerde çoğaldığını görebiliyor muyuz? Bunun Reaganomics ya da Thatcherizm'le bir alakası var mı? Bu yeni zenginlerle, işte bu yemek New Wave'lerle falan, New Wave Food'larla falan da yani böyle işte küçücük bir havucun üstüne bir şey maydanoz koyup $70 ödeyip yine çıktığın bir zamanlar bunlar. Hani ya da şişelere, yani o zaman şişe su ayrıcalıklı insanlar tarafından kullanılıyor, herkes tarafından kullanılıyor. Yani işte demek istediğim bir statü
patlaması gibi bir şey mi var bu Reagan'ın Unix ve Thatcherizm'den gelen şey? Onun da bir şekilde gösterilme ihtiyacından doğan bir şey mi bu? Ve bu ilk defa 80'lerde mi başlıyor acaba? Bilmem ki böyle bir genel görgüsüzlük, bir de saçma bir kere ama olduğu kesin, gösteriş merakı daha doğrusu. Bu bütün bu şeyle onun geldiğini söyleyebiliriz ama şu tarafı da var tabii. Başka bir şey söyleyeceğim. Hani modern mimarlığın çok baskın olduğu zamanda da bin tane çeşitli bir şey var, onu söylememe bile gerek yok. Hani baskın olan şey o. Ya da belki öbürünün okullarda konuşulması biraz ayıp kaçıyor. Belirli zamana kadar istenmiyor yani, falan. Hani nereye kadar bastıracaksın ki? İşte darbeden sonra bile bin tane yemetel grubu çıkıyor alttan. Toplu böyle düzelmek çok kolay olmuyor. Ama Türkiye'de öyle miydi bu çeşitlilik, gerçek mi, şey, o tabii zor bir tartışma. Onun nedeni ne kadarını şeye bağlayabiliriz. Yani bu tür şeyler tabii dediğin örneğe benziyor muhtemelen. Sırf gösteriş de değil aslında. Kentin başka türlü değerlendirilmesinin çok net aracı. Bugün ne oluyorsa bu da hemen hemen aynısı. Çok özel imar koşulları, kişiye ya da yere falan işte. Etilerdeki otel gibi ya da çırağan gibi ya da ne bileyim ben işte Süzer gibi. Onlar çok da farkı değil öteki şeyden. Yani onun başlangıcını görüyoruz. O açıdan enteresan ama bunun dışında tam... Yani şey... Kadar soru belki hani bu 80'lere özel bir şey mi yoksa... Ama imar zaten biraz böyle bir şey. Yani 70'lerde de benzer, 60'larda böyle yani, bir şey var mıydı? Arda çok şey bugün hem iyi niyetlerinde kibar olduğu için şey, cevap ver, ben sana daha net söyleyeyim. Bunların sadece 80'lerde olduğuna inanmak için okula ve mimarlık tarih kitaplarına gerçekten inanmak gerekiyor. Evet. Yani onlar, çünkü bunlar hep varlar bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Onlar görmüyor. Yayınlara girmiyorlar. Tabii yani çok hangi mimar tarih kitabında 1955 yılında bilmem nerede yapılmış ne o bilmem ne yapıyı görüyorsun ki var yani onlar. Her zaman varlar yani. Çoğunluğu oluşturuyorlar yani. Ama söylemsel olarak önemsenmiyorlar. Bu peki söylem dönüşümü mü oluyor 80'lerde? Yani evet bu böyle tarif edilebilir. Yani tarih yazımında ve mimarlığın kendisini anlatma, kendi bilgisini üretme biçiminde bir değişiklik oluyor. Yani böyle mimarlık yapmak en azından ayıp ya da ahlaksız değildir denebilir hale geliyor. Tam bu. Bunun hiç şüphesiz senin hala söylediğin şeylerle alakası var. Yani parayla, kapitalizmle, onunla bununla falan ama öbürlerinin de var zaten. Yani asıl yanılsama onların da olmadığını düşünmek yani. Böyle olmayan mimarlıkta. O zaman böyle bir şey değişimi, yani gerekçelendirme değişimi. Mimarlık eşiğinde kesinlikle öyle. Yani o anlamda gerçekten Charles Jenks bir figür olarak hayati bir... Yani çok cazibeli. Muhtemelen hiçbir ortalama üstü sanat ve mimarlık tarihçisi onun söylediklerini o içinde söyleme cesaretine sahip olmadı yani bugüne kadar. Charles Jenks önemli bir tarihçi olduğundan da değil yani. Yaptığı önemli şeyler var ama bence çok problemli ama yine de bu bir şey. Bir de yani yanılmıyorsam o 83 Çakırhan ödülünü alırken ödül adaylarından birisi Tekel'in Lassa Fabrikası mı acaba? Olabilir. Onu hatırlayamıyorum. Benim hatırladığım tek şey, onu da söyleyeyim. Sen kaç yılında girmiştin ilk kez? 85. Sende öyle bir farkımız var. Benim girdiğim sene ve anlayamadığım bir şekilde okulda sürekli her derse başlayan hoca ne anlatacaksa önce bir söylenerek başlardı. Mimar olmayanlar verdiler alın ödüllerini falan. Ben dedim ya bir bina yapmış, adamların hoşuna gitmiş, niye verilmesin diye biz anlamazdık mesela kendilerimizi ama müthiş bir reaksiyon vardı yani. Orada demek ki o değişmenin bir sembolik bir şey olarak da bakılabilir. Evet, vallahi evet. Teşekkürler. Cevaplardan çok sorular oluşturmamızı sağlayacak böyle bir zemin oluşturmuş oldum. Bir şey, yani alana doğru bir soru sormak istiyorum. Yani şimdi temelde böyle bir yani şey üzerinden gittik. Olaylar ve kişisel izlenimler materyali bir şey üzerinden gittik. Fakat aslında benim 80'leri anlarken kullandığım temel kavram kent. Yani kültür dönüşümü varsa, bir toplulaşma, bir yerden bir yere gidiş varsa sanki o biraz kentte, yani gecekondunun gerçek olarak, bir nüfus patlamasının gerçek olarak yaşandığı, tüketimin gerçekleştiği yer olarak biraz daha sanki kente doğru, yani oraların nasıl dönüştüğünü, yekpare bir şey mi olduğunu, Türk dünyadaki kentleri, bizim İstanbul deneyimimiz üzerinden belki biraz konuşmak anlamlı olabilir gibi bir şey. Evet, ona az dokundum. İşin komik tarafı benim doktora ama tam o alanlarla ilgiliydi.
şunu söyleyeyim, şu daha belki enteresan. Ne kadar gündemdeydi kent tartışması? Biraz şöyle olduğunu düşünüyorum. Çok hem farkında hem değil. Çok fazla gündemde ama 80'lerdeki kentleşme, işte 60'lardaki gecekondulaşmadan çok farklı olduğu için hala sanki o zamanın argümanlarıyla ve yargılarıyla değerlendiriyor gibi izlenim var. Aslında çok bambaşka bir durum var. Fiziksel olarak da, sosyal olarak da. Ne kadar farkına varıldı, bütün o iş bittikten sonra biraz daha ne oldu acaba gibi bakıldı gibi hissim var. Yoksa tabii ki çok dönüştürücü. Ama içinden geçerken, ne bileyim mesela şöyle diyeyim, bir tane işte Esenler'de ya da neresi olsun Ümraniye'de proje konusu verilmediğine eminim taşmışlara. %100 eminim buna. Yani 80'lerde, işte kaç, 80-90 arasında. Merkezdeki. %100 eminim. Daha çok merkezlerde, tarla başında falan. Yani bir tartışma konusu değildi. Böyle ya bu da oluyor galiba ama geldiler de işte gecekondu yapıyorlar gibi değil mi? O gecekondu da değil aslında, başka türlü bir şey. Burada süper enteresan şeyler var. Aile apartmanları falan filan, çok ortak kullanımlar, bir sürü matlak şeyler var ama yani tartışmamızın parçası değil. Retrospektif bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Yani 80'lere bakarken kent düşünmenin, 80'lerde insanların onu yapmadığını yani aslında. Yani bilimsel olarak şey... ama hissiyat olarak öyle, anladım, öyle diyorum. Hani anladım, o kadar hızlı gelip geçti, o kadar bir sürü sanki başka bir şeyler vardı ki anladım, böyle geldi geçti. Yani ne oldu acaba? Uzay gemisi geldi de konmuş gibi sanki bir reaksiyon gösterdi gibi hissediyorum. Bir jenerasyon farklardan buradan evet, evet. Ama yanılıyor da olabilir. Ama o dönem yani konuşulan bir konu bu. Yani kent ne oluyor falan filan ama dediğim gibi sanki eski argümanlarla bakılıyordu. Ama kentleşme geldiler olarak tartışılmadığını ben diyorum yani okuduğumda. Çarpık kentleşme başlıyor. Bak hiç şüphesiz. Çarpık evet, kentleşme. Yani, tamamen çarpık. En popüler kavram betonlaşma ve çarpık kentleşme. Betonlaşma ve çarpık kentleşme. Yani yargısı konmuş. Hani orada bir potansiyel var mı? İnsanlar kendilerine bir alan oluşturan falan diye bakılmıyor. Çarpık kentleşme. Yani işte planlamanın çalışmadığı henüz daha itiraf edilememiş bir dönem gibi bir şey. Yani böyle bir, yani şu an artık biz bunu biliyoruz. Planlama çöktü. 80'lerde olmadı o iş. Ama hani o dönem sanki hala o devam ediyormuş gibi. Bir çaba var mı bilmiyorum. Mesela 60'lardaki gecekondu dönüşümü sırasında üniversitelerde ya bunu nasıl kontrol edilir? Nasıl bu daha bir enerji bu nasıl daha iyi koşullarda olması sağlar falan gibi projeler falan olduğunu biliyorum. İTÜ'de var, OTTÜ'de de var. OTTÜ'de de var. Yani OTTÜ'de herhalde 70'lerde 10 tane falan tutuyor diye sayılıyor. Tabii. Yani. Ama 80'lerde hiç böyle bir şey yok. Ya bu nasıl kontrol edilir, nasıl adam edilir, bunu adamı planlama dememize gerek yok. Nasıl daha şöyle makul bir, hale getirir, hiç böyle bir tartışma yoktu yani diye şöyle bir düşünüyorum. Yani hani bugündeki bütün başımıza gelen şeyler 80'lerde diyor ya, ona bir ilk de olabilir. Yani olan olayın olanın uzmanı dur etmesi. Yani ama büyük de bir şey. Yani onu da müthiş miktarda olduğu için hani yetişememesi, anlayamaması, anlayamadığı için çarpık kentleşme diyerek kısaca dışlaştırması ve kapatması. Anlayacak araçları bile belki olmaması ilginç bir şekilde falan. Öyle bir durum galiba. Yani eskideki duruma benzetip onunla anlamaya çalışmaktan kastım hani tam nasıl bir şey bu? Ya da belki sırf mimarlar mı buna bakmaya, mimarca çalışıyorlar, öyle bir şey söz konusu değil. Sırf mimar gözüyle bakınca işte yapılamayacak bir şey, çok koskoca bir durum. Galiba araçlarla çok alakalı. Yani elinde de onu tedavi edecek bir şey olmadığı için o da Marx'ın lafı işte yani bir problemi ancak onu çözebildiğin evet, zaman tarif edebilirsin. Başa çıkamadığı için onu bir problemleştiremiyor gibi bir problem. Yani. Oldukça şey, doğurgan bir onun her şeyin akümüle oldu. Yani başka sorusu olan var mı ya da işte yorumu salonda? Kapatıyoruz. Güzel niyetlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ben teşekkür ederim. Yani kısa sürede böyle bir şey bizim için hazırladığın için en azından hani böyle bir ne denir? Yelpazenin nasıl genişleyebileceğini ve onlar arasında bir şey kurmaya kalkıştığımızda nasıl yani daha da ne kadar genişleyebileceğini, nasıl o kesişimlerin ne kadar çok potansiyeller içerdiğini şöyle bir görmüş olduk. Aşağıda o derin dediğin senin bizim hani dibe dalıp kum çıkartma eyleminden nasıl bir şeye dönüşeceğini onu göreceğiz. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Yataydaki sıkıntılarla bu derindeki şey arasında ilişkiler kurabileceğimiz tahmin ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Evet.